Hayırlı akşamlar diliyorum arkadaşlar herkese. Bu akşamki bir konuk bir soru futbol arena programında da hep beraberiz her pazartesi akşamı olduğu gibi. Bu akşamki konuğumuz Ünye Futbol Kulübü Başkanı Sayın Metin Tantürk. Hoş geldiniz diyoruz. Hoş bulduk. Sağ olun. Yine Murat abiyle birlikte bu akşamki programımızı sunacağız. Evet. Hoş geldiniz. Metin hocam hoş geldin programımıza. Hoş bulduk Murat Bey, teşekkür ederim. Hocam sizi tanıyalım isterseniz kısaca. Tabii ki. Ünye'de yaklaşık 20 yıldır beden eğitimi öğretmeni olarak Puset Balaban Ortaokulu'na görev yapmaktayım. Ünye Futbol Kulübü Başkanlığı'nda 5 yıldır yürütmekteyim şu anda Ünye'de. Ve Ünye'de küçük yaşımızdan itibaren spor camiasındaki arkadaşlarımızla beraberiz. Metin Hocam, sizi Ünye Futbol Kulübü Başkanı olarak biliyoruz. Evet. Beden eğitimi öğretmenisiniz aynı zamanda. Bunu çok işte bilmiyor. İzleyicilerin çoğu da bilmiyordur belki de. Evet. Aynı zamanda da 12 yıldır okul sporları ilçe temsilcisisiniz. Evet. Biz özellikle sizin bu futbol geçmişinizi de öğrenebilir miyiz hocam? Daha babanızın işi nedeniyle sanırım Almanya'nın Köln takımında başladınız. Bir futbol geçmişiniz var. Ya şöyle, babam Almanya'da işçi olarak çalıştığı dönemde ben Almanya'da Köln Futbol Akademisi'nde 5 yaşında futbol eğitimi almaya başladım diye. Evet. Daha sonra okul dönemlerimizde Ünye'ye geldi. Kesi dönüş yaptı babam. Ve Ünye'de, Ünye Spor Altyapısı'nda kendim futbola devam ettim. Bizim Ünye Spor'un altyapısında oynadığımız dönemlerde gerçekten çok kaliteli arkadaşlarımız vardı. Bugün Ünye Futbol Kulübü'nde A takımımızın antrenörünü yapan Hakan Kenanoğlu. Evet. Beden eğitimi öğretmen arkadaşımız da yine o gruptan arkadaşlarımızdan. Yine Murat Sözkesen gibi birçok ismini sayamayacağım şu anda. Birçok arkadaşımız var ve onların gerçekten iyi bir jenerasyonumuz vardı. O dönemde birçok arkadaşımız profesyonel futbol oynadılar. Kimisi yine spor camiasının içerisinde olduğu antrenör olarak, beden eğitimi öğretmeni olarak. Yani iyi bir jenerasyon vardı ki bununla ilgili programda zaten birkaç şey daha söyleyeceğim. Ünye'de her zaman böyle jenerasyonlar oluyor ve bunlar hep geçmiş dönemlere değerlendirilememişti. İnşallah evet. Bunları konuşuruz. Evet, öncelikle hocam sizin kulübünüzü konuşacağız, Ünye futbolunu konuşacağız, Ünye'de altyapı problemlerini, tesis, saha problemlerini konuşacağız. Ama ondan önce tabii ki önceliğimiz ulusal futbolla başlıyoruz her zaman programa. Evet. Bildiğiniz gibi geçen hafta Nihat Özdemir'in açıklaması var, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı. Ligleri 12 Haziran'da başlatmayı düşünüyoruz demişti. Fakat hafta içi birçok kulüpten tepki oldu. Konya Spor, Rize Spor, Ankara Gücü gibi takımlar ligin oynanmayacağını söylediler. Zaten 2. ve 3. lig takımlarının %80'i ligin oynanmasını istemiyor. Öncelikle Murat abi sana soruyorum. Nihat Özdemir açıklama da yaptı. Dün de bir açıklama yayınladı Türkiye Futbol Federasyonu. Bunun hakkında ne diyorsun? Yani ligin oynanmasıyla ilgili. Şu an bence futbolun oynaması sağlıklı değil. Yani futbolcular zaten ligi bitirmiş gibi düşünüyorlar şu anda. Yani bundan sonraki oynanacak seyircisiz futbol ne kadar insanları tatmin edecek bilemiyorum. Sadece şampiyonluk mu yani bunun şeyi? Bence sağlık daha önemli. Şimdi insanlar ben bir baraj yapsan mesela faul pozisyonu oldu. Baraj yapacaksın şimdi kaleye. Yani sosyal mesafeyi nasıl koruyacaklar? Tabii. Yani direkt kaleci mi koruyacak sosyal mesafeyi onu anlamıyorum ama bence ligler oynanmasa ertelense daha güzel olur diye düşünüyorum. Metin Hocam senin de görüşlerini alabilir miyim bu konuda? Ya şimdi şöyle, Sportoto Süper Lig'in ayrı bir durumu var. Çünkü burada yayıncı kuruluş olayı var. Futbol kulüplerinin maddi kaygısı, beklentisi var. Tabii ki sağlık her şeyden önemli. Burada birçok etken var işin açıkçası. Baktığınız zaman burada futbol kulüpleri içerisinde buna devam edelim diyenler, etmeyelim diyenler veya sessiz kalanlar da var. Herkesin kendine göre bir düşüncesi var. Ama hep söylüyoruz işte insan sağlığı her şeyden önemli diyoruz. Evet. Ancak işine maddiyat girince farklı şeyler ortaya çıkabiliyor. Bu 12 Mart'tan bu yana yaşanan Covid salgını düzeninde baktığımız zaman Sağlık Bakanlığı hep evde kalma yönünde bir çağrıda bulunuyor. Ve sosyal mesafenin korunması noktasında hep uyarıları bulunuyor. Ancak Futbol Federasyonu'na yapmış oldukları görüşmede kendilerine Futbol Federasyonu'na bir tavsiyede bulunmadıklarını söylediler. Ve Futbol Federasyonu alacağı karar tamamen kendilerine ait olduğunu ve sorumluluğunu kendilerine ait olduğunu söyledi. Şimdi buradaki soru şu. Futbol Federasyonu bu sorumluluğu
alacak mı? Ve Futbol Federasyonu yapmış olduğu açıklamada aslında bir şey genelde insanlar kaçırdılar. Aslında spor programları öyle lanse edildi. Yani futbol devam edecek gibi lanse edildi, evet. Ama oradan açıklamada bakarsanız şimdilik kaydıyla, evet, bir cümle var. Yani belki de UEFA'nın 27 Mayıs'ta bana ne yapacağınızı karar verin dediği tarihe geldiğinde belki de farklı bir karar çıkacak. Evet. O yüzden kesin oynanacak diye bir düşünce şu anda yok. Geçen zaman içerisinde şu da etken olacaktır. Ülkemizde yaşanan bu salgın olayının geleceğe düzey önemli. Bir de Avrupa'da bazı ligler iptal edildi ama işte Hollanda, Belçika ligi gibi ligler, işte Fransa tescil etti. Ama burada işi etkili olacak ligler İngiltere Ligi, işte İtalyan Ligi, İspanyol Ligi, tabii, gibi ligler, La Liga'nın mesela durumu ne olacak? Onlar biraz daha etkili olur diye düşünüyorum. Ve bence 27 Mayıs'ta farklı bir karar da çıkabilir. Sanırım 16 Mayıs'ta Bundesliga başlıyor Almanya, evet, ligleri. Evet, öyle bir duygu. İkinci ligde de Almanya'da bir takımda korona çıkmış. Sanırım maça da onlar da maça çıkmama kararı almışlar. Evet. İki tane futbolcusunda pozitif vaka çıkmış. Benim görüşümde ben kesinlikle liglerin oynanmasını istiyordum. Biz La Liga'da 4 haftamız, evet, vardı zaten Bal Ligi'nde. Hatta Facebook'a da yazmıştım. Tekstilde insanlar asgari ücretle çalışıyorsa, futbolcuların da ligin devam etmesini istiyordum. O zaman da vaka sayısı zaten 1'di. Fakat o zaman hafta içi Fatih Terim bir açıklaması oldu. Beşiktaş'ta 0-0 berabere kaldıktan sonra kimi şampiyon yaparsanız yapın gibi sitem etti. O zaman da biraz federasyonun ben bu açıklamadan yani afalladığını düşünüyorum. Ani bir kararla belki de Bal Ligi'ni bitirebilirdi hocam. Yani Bal Ligi takımları çok mağdur. 200 tane takım şu an mağdur. Yani pazar çarşamba pazar çarşamba 4 haftayı oynatıp 10 günde bitirebilirdi. En azından Bal Ligi'nde bir mağduriyet yaşanmazdı. Çünkü 3. ligde bile profesyonel takım sözleşmesi var. Futbolcu gelmek zorunda. Bal Ligi'nde çoğu takımda örneğin bir Boyabat'ın soyunma odası var hocam. Ya şu bizim stüdyomuzun yarısı kadar ya. 5. kişi 6. kişi giremiyor. 2 grup halinde soyunmuştuk Boyabat'ta. Bal Ligi'nde kapısı olmayan tuvaletler var. Yani şimdi Futbol Federasyonu bir kriterler yayınladı bununla ilgili. O kriterleri Süper Lig takımlarının haricinde hiçbir kulübün ben gerekli şekilde uygulayabileceğini zannetmiyorum. Evet. O yüzden yani alt liglerin durumu çok daha farklı. Hani benim şahsi fikrim bana sorarsanız bence hiçbir ligin şu anda oynanmaması lazım. Tabii burada aslında bizim biraz da sıkıntıya sokan UEFA. Şöyle, işte futbolun başında diyoruz, Avrupa futbolunun. Yönlendirip yaptığı toplantılarla yardımcı olması lazım. Ama baktığınız zaman iki tane kriter koydu. Dedi ki 27 Mayıs'ta ne yapacağınızı karar verin. Evet. 3 Ağustos'ta bana bir dahaki yıl Avrupa'ya gelecek takımları belirleyin dedi ve yine sıkıştırdı. Halbuki bu yazın yapılacak olan Avrupa Futbol Şampiyonası ertelendi zaten. Evet. Yazın bir boşluk var. Yani önümüzdeki yılki takvim biraz daha sıkıştırılıp bu zaman biraz öte atılabilirdi. Mesela biz bu ligleri Ağustos oyunu oynasak, Eylül'e sarksa, diğer lig Ekim'e doğru başlasa, yani ikilik, aslında ikilik başlayıp da devam edebilir. Yani UEFA'nın burada yardımcı olması lazım ama UEFA da sadece bu şekilde ülke federasyonlarını biraz sıkıntıya sıkıyor gibi geliyor bana. Yani. Şey, onu geçen program ben de demiştim. Yani Ağustos'ta yani başlatıp ligleri öbür lige doğru devam etsin yani. Ya çünkü şöyle bir şey var. Bakın tamam diyelim ki Haziran ayında ligimiz başladı. Hakeza Alman ligi, diğer, evet, Avrupa ligleri başladı. Evet. Şimdi bu takımlardan birkaç tane futbolcuda virüs tespit edildi. Şimdi normalde biz normal yaşamda böyle bir olay olduğunda temas eden kişileri dahi bulup karantina, ne yapıyor? Karantinaya alınıyor. Evet. Şimdi burada karantinaya alınmayacak mı? Takım karantinaya alırsa lige devam edemeyecek. Ve bir haksızlık olacak. Burada şimdi 26 hafta geçmiş. Hangi takım lider olduğu hiç önemli değil. Evet. Burada bir emek var sonuçta. Tabii tabii. Hani bu emeğe de yazık. Yazık. O yüzden ben diyorum ki yani bu ligin kesinlikle oynanmaması lazımdı. En azından tescil edilmese bile Ağustos ayına doğru bir bakılıp duruma göre hareket edilebilirdi. Sonuçta dediğimiz gibi yani insan hayatı bir şeyden önemli. Bu, tabii, futbol aslında baktığımız zaman bizim için bir eğlence sektörü, bir oyundur. Çocukluğumuzda nasıl bir sokakta oyun oynuyorsak futbol da bir oyundur baktığımız, evet, ama artık futbol tamamen bir sektör haline geldiği için, şimdi paralar girdiği için, evet, bunlar konuşuluyor. Büyük paralar dönüyor hocam. Bir taraftan deniliyor ki işte neden bu kadar çok işte tartışıyorsunuz ki? Bugün tekstilde veya başka bir yere çalışan insanlar var. Onlar çalışıyorsa futbolcular çıksın oynasınlar, milyon dolarlar kazanıyor diyorlar ama
Dediğim gibi ya bu bir eğlence sektör. Bir evet. de örnek olma anlamında. İnsan psikolojisi de önemli. Aynen. Bakın futbol maçları başladığı zaman başlarsa eğer insanlarda şöyle bir algı da oluşacak. Maçlara başladığına göre demek ki çok fazla bir sıkıntı yok. Ben dışarı çıkabilirim, gezebilirim. Tabii. İşte bu algı da kötü. Şu gün bile hocam mesela 2 gün sokağa çıkma yasağı vardı. Bugün baktım ben çarşılar dop dolu. Yani keza İstanbul trafiği yani aynı normal gün gibi trafik çalışıyor. Buralar böyle kalabalık. Evet. İnşallah sağlıklı bir şekilde bu koronadan kurtuluruz diyorum. Evet, bugün bu şey voleybol ve basketbol ligleri iptal edildi. Tescil edilmedi, lig iptal edildi. Onu konuşacağız ama onu konuşmadan önce arkadaşlar Serdar Sarıdağ'a bağlanacağız. A-Spor yorumcusu. Serdar Sarıdağ'a bağlanmadan önce de bizim bildiğiniz gibi bu 5. programımız. Serdar Sarıdağ'a bağlanmadan önce izleyicilerimize soru soruyoruz ve en çok, en çabuk ve en hızlı cevap veren arkadaşımıza tuttuğu takımın formasını hediye ediyoruz. Hediye ediyoruz. Yani 5 tane sorumuz var. 5 tane sorunu bir tanesini bile bilseniz 6. final sorumuzu hazırladık arkadaşlar yani. 5 evet. kişiyi finale çıkartacağız. 6. final sorumuz, 6. final sorumuzu da bildiğiniz zaman formamızı kazanmış olacaklar. 6. 5 kişinin içinde 6. Evet. Soruyu bilen, en hızlı şekilde yazan, yorum yazan arkadaş formamızı kazanacaktır. Evet, ilk sorumuzu şimdi ben soruyorum. 2000 yılı UEFA Kupası'nda Galatasaray yarı finalde hangi takımı yenip finale çıkmıştır? 2000 yılı UEFA Kupası'nda Galatasaray yarı finalde hangi takımı yenip finale çıkmıştır? Evet, oradan yorumlarımızı da bir evet, bakalım. Evet, rejimiz de bize yardımcı olur zaten ilk cevabı verene. Evet. Burada yorumlarımız var Halil'cim. Onu yıkayacağız bir dakika. Hocam, çok çoğaldı. Beklesin. Evet, ilk cevaba bakalım kim verecek? İlk sorumuz. Evet. Evet, ilk sorumuzu İnanç Gökçe bildi. Evet, Zafer İnce ikinci, Murat Saylan üçüncü. Ferhat Gümüş dördüncü. Tuna Aydın. Evet, şimdi yorumlarımızı da okuyoruz. Yorumları okuduktan sonra bağlanacağız Serdar Sarı'da. A Spor yorumcusu ki Beşiktaş muhabirliğini de yapıyor. Beşiktaş'a çok yakın bir isim. Evet. Yorumları okuduğumuz zaman Zafer İnce, selamlar, sevgiler, iyi yayınlar diliyorum. Halis Keskin, şampiyon Ünye Gençler Birliği. Tarık Çamel, iyi yayınlar demiş. Ahmet Uysal, iyi bir sohbet ve yayın geçirmeniz dileğiyle Metin Hocam. Murat Saylan, iyi yayınlar. Çiçekçi Murat abiye ve Metin Hocama selamlarımı iletiyorum. Aleyküm selam Murat kardeşim. Emre Çiloğlu, sizinle ve kulübünüzle gurur duyuyoruz. Ersun Odabaşı, iyi yayınlar. Oktay Toprak, iyi yayınlar diliyorum. Antepli Oktay. Yaşar Şahin, sevgiler, saygılar dilerim. Artık Ünyespor'u zirveye çıkarın. İnşallah Yaşar ama onun bir yönetimi aynen, inşallah var. İnşallah çıkaracağım, zaman gelecek. Ferhat Gümüş, Ünye Futbol Kulübü yazmış. Ertuğrul Tez, Ünye Futbol Kulübü. Davut Aydoğan, iyi yayınlar demiş. Sizin veli mi Davut Bey? Evet. Necla Ocak, Tam Türk. Metin Tam Türk Başkanım, başarılar dilerim. Yolun açık olsun. Evet. Yusuf Aydın, Metin Bey, desteklerimiz sizinle. Kadir Tam Türk, Metin Tam Türk Hocama yayında başarılar dilerim. İyi yayınlar. Evet, teşekkür Serdar ederiz. Sarıdağ'a bağlanacağız şimdi. Evet, Serdar Sarıdağ. Bağlanacağız birazdan. Evet hocam, bugün voleybol ve basketbol iptal oldu. Evet. Futbola da yansır mı bu? Bununla ilgili görüşlerinizi bir alalım sizin. Futbola yansımaz çünkü zaten voleybol ve basketbol liglerinde fazla izlenme şeyi yok. Ligler bayağı bir oynanmıştı. Dediğim gibi burada esas faktör işin aslında yayıncı kuruluşla alakalı, parayla alakalı bir durum. Evet. Voleybol ve basketbol liginde bu yekün futboldaki kadar etkili olmadığı için orada yani bu kararın çok etkili olacağını düşünmüyorum. Ama benim için kriter Almanya Ligi, İspanya Ligi, İngiltere Ligi. Almanya liglerin oynatacak herhalde. Oynatacak ama dediğim gibi yani ilk başladıktan sonra neler yaşanacak onu görmek lazım. Sonuçta bu süreci hiç yaşanmadı yani bu zamana kadar. Biraz da oraya bağımlı gibiyiz şu anda yani. Yani Almanya. Örnek yani şimdi şöyle bir şey var bakın arkadaşlar. Futbol Federasyonu bugün hangi kararı alırsa alsın
inanın herkes eleştirecek. Hangi karar alırsa alsın. Oynasa da eleştirecek. Oynasa da, oynatmasa da, tescil değilse, dondursa da, iptal değilse eleştirecekler. Ama burada Futbol Federasyonu Avrupa'daki liglerin en azından örnek alarak kendisine bir örnek teşkil etmesi sağlayacak. Yani şu da var. Bugün oynatacak diyoruz, başlayacak diyoruz Almanya Ligi. Diğer liglerde başlarsa Avrupa'da. Türkiye'deki liglerin bu sefer oynanma noktasında, oynatılmaması noktasında sıkıntı yaşanır. Neden orada oynanıyor? Üstelik vakalar daha fazla Avrupa'da bize göre. Evet. Bu neden oynanmıyor gibi. O da baskı oluşturur. Dediğim gibi yani bu yapılan açıklama, federasyon yapmış olan açıklama kesin bir açıklama değil. Daha bu köprünün altından çok sular akar. Akar. Şimdi şöyle bir şey de vardı hocam. Yani biliyorsunuz Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim. Ne olacaksa olsun sonuçlarına katlanalım. Bu ligler oynanmaz. Bir insan hayatının gitmesi mi lazım falan diye bir açıklama yapmıştı. Evet. Siz de o açıklamayı çok iyi biliyorsunuz. Evet. Şimdi de ne oldu da bu açıklamasından geri vites attı? Şimdi şöyle bir şey var bakın. Bugün Süper Lig'de lider olan hangi takım olursa olsun bu ligin teşkil edilmesini ister diye ben düşünüyorum. Hani bu bir tartışılabilir. Belki farklı görüşler olabilir ama benim düşüncem bu. Onun arkasında, lider takımın arkasındaki ikinci, üçüncü sıradaki takımların da devam etme yönünde isteği olacaktır. Ama o günkü açıklama benim düşünceme göre Galatasaray Beşiktaş maçı seyircisiz oynanması gündemdeydi. Evet. Seyirci oynanması için, seyircili oynanması için bir görüştü bana göre. Hı hı. Bugünkü konjonktürde baktığımız zaman devam etmesi onun açısından daha avantajlı gibi görünüyor. Galatasaray futbolcu Seri bile açıklama yaptı. Bugün işte liglerin devam etmesini istiyoruz diye. Dediğim gibi bu biraz göreceli bir durum. Bugün Trabzonspor 10 puan farklı önde olsaydı bence geri kalan 17 takım diyecekti ki ligler oynamasına gerek yok, iptal edilsin. Hocam yani şimdi... Dediğim gibi duruma göre açıklamalar bunlar bana göre. Bağlanacağız. Tamam. Bağlanalım. Evet. Şimdi Fanatik Gazetesi eski spor yazarı Ergun Atay'a bağlanıyoruz. Serdar Bey'de bir problem oldu. Evet hocam, bugün Anadolu Efes Pilsen basketbolda lider zaten. Euroleague'e de damgasını vurdu. Bana göre de yani La Liga'nın Barcelona'sı neyse, evet, basketbolda Efes Pilsen o bu sene. Evet. Bir açıklama yayınladılar ve benim çok hoşuma gitti o. Türk toplumunun sağlığı bizim şampiyonluk kupamızdan daha önemlidir diye açıklama yaptı. Fakat ardından 20 dakika geçmedi Galatasaray buna da itiraz etti. Yani şampiyonluk esamesi okunmadı Galatasaray. Buna da itiraz ettiler. Basketbol takımı olarak mı itiraz ettiler? Basketbola da voleybola da itiraz ettiler. Ya ben Galatasaray düşmanı falan değilim. Galatasaray taraftarıyla falan bu ülkenin yok, en büyük dört büyüğünden bir tanesi. Yok, sorunumuz yok. Zaten kimseyle öyle tabii, bir şey yok. Sanki Galatasaray Türkiye'den yönetilmiyor. Evet, bana da öyle geliyor. Yani buna neye itiraz ettiler hocam? Alo? 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 Ergun Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Nasılsınız Ergun Bey? Teşekkür ediyorum. Ergun Bey, size birkaç tane sorumuz olacak yanımızda. Ünye Futbol Kulübü Başkanı Metin Tantürk ve Ünye Spor eski yöneticisi Murat Özkaya var. Merhaba Ergun Bey. İyi akşamlar sevgili konuklarınıza da. Ergun abi, sorumuza geçeceğim şimdi ama. Buyurun, dinliyorum. TFF şimdilik bir karar aldı ve ligleri 12 Haziran'da oynatacağız dedi. Son durum nedir sizce? O tarihte lig oynanır mı? Yani ondan sonra Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yeni bir açıklama yapılmadığına göre son kararları 12 Haziran'da oynatmak üzerine. Ancak bilindiği gibi hem bilim kurulunun hem Sağlık Bakanı'nın bu konuda pozitif bir değerlendirmeleri söz konusu değil. Başlamasına çok sıcak bakmıyorlar. Bunun üzerine başka alternatif planlarının da olduğunu söylediğine göre Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir yeni değerlendirmeler yapılacaktır diye düşünüyorum. Açıkçası oynatmakta ısrarın iddia edildiği gibi sadece ekonomik sebeplere bağlı olduğunu düşünenlerdenim ben de. Eğer oynatılacaksa
kulüplerin, özellikle kulüp başkanların, bazı kulüp başkanların baskısıyla oynatılacaktır. Aksi takdirde sağlık açısından bakıldığı zaman çok ciddi sakıncaları vardır diye düşünenlerdenim ben. Peki bu lig oynanmazsa lig iptali mi sizce? Ligi iptal mi eder Türkiye Futbol Federasyonu, yoksa tescile daha mı yakın olur? Şimdi bugün Basketbol Federasyonu'nun bir kararı vardı. Bilmiyorum takip edebildiniz mi? Eğer Basketbol Federasyonu'nun almış olduğu kararı çok mantıklı buluyorum ben. Ligi olduğu gibi tescil edecekler. Küme düşme olmayacak. İlk 4, ilk 5 sıra Avrupa kupaları sıralaması olacak. Küme düşme olmadığına göre şampiyon da tayin edilmeyecek. Bu sezon hem küme düşmenin hem şampiyonun olmadığı ama Avrupa kupalarında Türkiye'nin temsil edilmesini sağlayacak pozisyonun lig sıralamasına göre planlanması söz konusu olabilir. Mantıklı olan da budur. Şampiyon belirlemek demek küme düşme küme düşecek takımları da belirlemek demektir. Şu anda 3 takım, son 3 sıradaki takımı düşürmeye kalksanız yer yerinden oynar. Belki şampiyona çok fazla itiraz eden olmaz bu durumda, ama küme düşmede çok ciddi sıkıntılar yaşanır. En mantıklı olanı benim görüşüme göre basketbol uygulamasında olduğu gibi ligi olduğu gibi tescil etmek, Avrupa kupalarını ilk 5 takımı, ilk 2 takım Şampiyonlar Ligi'ni, sonraki 3 takımı Avrupa Ligi'ne göndermek, küme düşmeyi kaldırmak ve önümüzdeki sezonun planlamasını yeniden yapmak. Peki hocam, Trabzonsporlu taraftarların çok merak ettiği bir şey var. Birçok soru geldi, size sormamı istiyorlar. Filip Novak ve Jose Sosa'nın sözleşmeleri uzatılacak mı? Şu anki pozisyona göre uzatılacak. Ama dediğin gibi koronavirüs sonrası kulüplerin ekonomik durumları çok ciddi erozyona uğradı. Yeniden planlamalar yapılması gerekiyor. Zannediyorum ki hem futbolcular hem de kulüpler bu konuda çok ciddi özverilerde bulunacaklar. Sosa bir açıklama yapmıştı en son, birçok kulübün kendisine teklif yaptığını ama önceliğinin Trabzonspor olduğunu söylemişti. Bunu zaten baştan beri söylüyor. Ama buradaki belirlenecek olan rakam ne olacak? Trabzonspor'un ekonomik gücü bunu kaldırabilecek mi? Bunlar bir masa etrafında karşılıklı olarak götürülüp görüşülüp bir karara bağlanacaktır kuşkusuz. Ama Trabzonspor istediği takdirde Sosa da, Filip Novak da Trabzonspor'da kalacaktır diye düşünüyorum. Ergun Bey, son bir sorum olacak size. Lig oynandı diyelim son 8 hafta. Nasıl bir şampiyonluk yarışı olur? Bence kıyasiye bir yarış olur. Sizin favoriniz veya favorileriniz kimler? Yani kıyasiye bir yarış olur tabii ya. Çok çok üst düzey bir yarış olur. Eğer sağlık açısından bir sakıncası yoksa, bunu tabii bilim kurulu karar verecek. Eğer söylenirse ki koronavirüsle ilgili bütün sakıncalar ortadan kalktı, futbolcuların herhangi bir tehlikeli olma durumları söz konusu değil, tehlike yaşamaları söz konusu değil denirse ve oynanırsa, Trabzonspor, Sivasspor ve Galatasaray arasında kıyasıya bir yarış olur. Çok keyifli de bir yarış olur. Seyircisiz büyük olasılıkla oynanır bu maçlar, ama seyircisiz de olsa bu futbol keyfine doyum söz konusu olabilir. Ama dediğim gibi, eğer sağlık açısından bir risk söz konusu değilse, şimdi eğer ligler oynanacaksa küme düşme hattındaki takımlar çok ciddi sakıncalar yaşadığı takdirde ya da şampiyonluk yarışında Trabzonspor, Sivasspor veya Galatasaray'dan biri erken koptuğu takdirde oluşacak, o kulüplerde oluşacak bir iki vaka bile o iddiayı kaybeden ya da küme düşme konusunda çok büyük sıkıntılara düşen takımlar
Bunu bahane ederek liglerin yeniden iptal edilmesini talep edebilirler. Ligler oynandığı takdirde, maçlar oynandığı takdirde böyle bir tehlikenin varlığından da söz edebiliriz. Her ne kadar çok keyifli bir yarış olacak olsa da bu yarışta erken havlu atanların hem küme düşme hem de şampiyonluk yarışında erken havlu atanların bu yolu deneme olasılıklarını da yok sayamayız. Evet Ergun Bey, Metin Hocam'ın da bir sorusu var size. Dinliyorum hocam. Ergun abi, bu pandemi sürecinden sonra futbolda, dünya futbolunda, ülkemizde de farklı bir futbol düzeni olacağından herkes bahsediyor, spor yazarları. Maddi, işin maddi boyutuyla ilgili. Bu bir kriz olarak söyleniyor ama bu kriz bir fırsata dönüştürülebilir mi sizce? Altyapı anlamında, altyapıdaki çocuklarımıza yönelme anlamında. Bu konuda bir şu anda farklı bir yaklaşım olur mu sizce? Bu konuda en hazırlıklı takım, belki bilmeden en hazırlıklı takımın Trabzonspor olduğunu söyleyebiliriz. Çok ciddi bir altyapı çalışması var Trabzonspor'un. Bundan sonraki süreç sizin de söylediğiniz gibi altyapı süreci olacaktır. Altyapıların daha etkin bir halde devreye sokulması süreci olacaktır. Çünkü bu kadar büyük paraların karşılanması artık önümüzdeki süreçte seyirci ve yayın faktörlerinin azalması üzerine bu kadar ağır bir bütçenin kaldırılması mümkün olmayacaktır. Dolayısıyla en kolay, en çabuk ve en ucuz yol altyapıdır. Trabzonspor bu konuda çok büyük avantaja sahiptir. Trabzonspor'un altyapı konusunda bugüne kadar göstermiş olduğu çalışmaların ne kadar önemli olduğu da böylece ortaya çıkmaktadır. Sadece Trabzonspor'un değil, mesela Türkiye'de bir takım kulüplerde benzer çalışmalar var. Buna en iyi örneklerden bir tanesi de Altınordu bildiğim kadarıyla. Kulüpler bu konuda daha titiz çalışmaya yöneleceklerdir. Bu iş ancak bu şekilde fırsata dönüşebilecektir sizin de söylediğiniz gibi. Benim şöyle bir düşüncem var. Dünyada Brezilya bütün dünyaya futbolcu pazarlıyor, gönderiyor. Türkiye'de de Karadeniz bölgesi futbolcu, yetenekli futbolcu anlamında bence çok şanslı. Karadeniz'de nasıl bir çay fabrikası varsa, fındık fabrikası varsa futbolcu fabrikalarının da olması lazım gerektiğini düşünüyorum ben. Kesinlikle katılıyorum. Var zaten öyle bir potansiyel var. Yapılacak tek şey, çok basit bir şey, bunu faaliyete geçirmek, etkin bir şekilde faaliyete geçirmektir. Murat Bey'in ise bir sorusu var Ergun Hocam. Son sorumuz. Dinliyorum. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Ergun Bey, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar efendim. At. Ben duyabiliyorum. Ha, duyabiliyorum. Tamam. Altyapıdan bu sene A takıma katılacak kaç tane oyuncu var Trabzonspor'da? Trabzonspor'da şu anda 6-7 civarında gerekiyorsa, eğer zorunluluk söz konusuysa 7 dolayında futbolcu Trabzonspor A takım formasını giyebilecek durumdadır. Bunların zaten 3-4 tanesi bilindiği gibi takımda çok etkili bir şekilde, hani Uğurcan'ı, Abdülkadir'i, iki Abdülkadir'i falan saymıyorum, hazır bir şekilde girebilecek durumda. Yani Trabzonspor önümüzdeki sezon tüm altyapıdan gelen 9 futbolcusunu bugün istediği takdirde devreye sokabilecek bir potansiyele sahipti. Çok teşekkür ederiz Ergun Hocam. Teşekkür ederiz. Yayınımıza katıldınız, bizi kırmadınız. Diliyorum. Çok sağ olun, çok teşekkürler. İyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Demek ki Trabzonspor'un altyapısında bayağı potansiyel var hocam. Tabii canım. Tabii. Kerem Baykuş. Ergun Ata tanıyanlar mutlaka vardır. Yıllardır Milliyet Gazetesi, Fanatik Gazetesi yazıyordu. Biliyorum. Ve 90'lı yıllarda da TRT'nin bölgesinde çalışıyordu. Haberler hep ondan alırdık. Çok deneyimli bir spor yazarıdır. Evet, yorumları okuyorum şimdi. Sorular da var orada. Çok yorumumuz var Halil Hocam. Evet, Caner Kısacık iyi akşamlar demiş. Teşekkür ederiz.
Mehmet Kahvecioğlu, iyi yayınlar. Sizce alt ligler sağlık protokollerinin ne kadarını karşılayabilecek kapasitede? Rıza Çalınbay, Sivas Spor'da ben bile karşılayamam diyor. Alt liglerin de karşılayabileceğini sanmıyorum. Evet. Ortak fikirdeyiz sanırım. Yusuf Aydın, Metin Hocam, başarıların devamını diliyorum. Çocuklarımızın sizinle geleceğe daha umutla bakıyor. Harikasınız. Kale arkası tribününden Rıdvan Günaydın yazmış. İyi yayınlar Metin Hocama, selamlar. Aleyküm. Tahsin Cora, iyi yayınlar. Dilara Yıldız Ünye'den iyi akşamlar. Hasan Toprak, Metin Tamtürk Hocam artık Ünyespor'un başkanı olarak görmek istiyoruz. Herkes kendi mesleğini yaparsa inanıyorum ki Ünyespor büyük başarılara imza atabilir. Teşekkür ederim. Vallahi bizim işimiz altyapı. Evet. Tabii ki Ünyespor'umuzun hak ettiği yerlere gelmesi için hep beraber gereken desteği vereceğiz. Aynen. Sağlık bütün her şeyden önce düşünülmeli. Metin Tamtürk Hocam'ın fikirlerine katılıyorum demiş Edip Çetinkaya. Ahmet Yıldıran Ünye 1957 Spor Başkanı. Sadece yayıncı kuruluşla anlaşmalı ülkelerin ligleri başlıyor. İtalya, Almanya, İspanya gibi futbola yön veren ülkelerin ligleri oynanacak ama amatör liglerini dondurdular. Bizim ülkemiz neyi bekliyor? Yayın geliri olmayan, hiçbir yaptırımı olmayan bir ligi şampiyonları bir üst lige taşıyabilirler. Sağlık Bakanı'nın bile sorumluluk almadığı bir yerde Türkiye Futbol Federasyonu bu sorumluluğu nasıl alabiliyor? Futbol, tenis oyunu mu ki? Tenis, basketbol, voleybol ligleri bile iptal edildi, tescillendi. Amatör branşların da tescili, iptali dondurulması en doğru karar olacaktır. Ben bu konuyla ilgili bir şey söyleyip size de Metin Hocam bunu topa atmak istiyorum. Şöyle bir algı var arkadaşlar. 34 haftanın 34'ünde Beyin Sports ödemiyor gibi bir algı var. Beyin Sports 34 haftanın 26'sını zaten ödedi. Sadece 8 hafta kaldı. Yani kulüpler bir tane eksik transfer yapsalar bile o neredeyse o parayı eşit değerde olacak. Ama şöyle bir şey var. Beyin Sports bütün parayı peşine aldı yıllık üyelerine. Tabii insanlardan aldı. O zaman da takımlara paralarını tamamen vermesi lazım. Yok. Gelir diye hani düşünüyorum. En kötü ihtimali diyorum. Mesela Fransa ne yaptı? Kredi kullandırdı. Burada devlet de devreye girebilir. Ufak bir kredi kullandırabilir kulüplere. Devlette para var mı? Diğer yorumları da istersen okuyalım. Evet. Ahmet Bayraktar koronavirüsten sonra en şanslı takım Trabzonspor'dur. Murat Saylan, Abdülkerim Durmaz hocamızı yayına bağlayalım. Eğer kanalınız için uygun Halil hocam. Tabii ki bağlarız. Güzel olur. Evet olur. Bu arada. Turgay Kürşat Turhal okuyacağım. İyi yayınlar Metin Tamtürk. Ünye futboluna katkınız büyük. Bazı yorumlar bende gözükmüyor arkadaşlar. Oradan bakabiliriz. Tahsin Cora, amatör kulüplere gerekli destek verildiğini düşünüyor mu? Ergun Bey demiş ama kapattık yayını. Buradan bak. Abdülkadir Yılmaz, ülkede pandemi sonrası 7'den 70'e ekonomi, sanayi, endüstri, tarım öz kaynakları ayağa kalkmak zorundadır. Futbol bunların dışında kalamaz demiş. Kadir Tamtürk'ün bir yorumu var. Antep Kebap Diyarı'ndan İlhan Yıldız, Murat Pehlivan, Mustafa Elmacı, Oktay Toprak, Caner Kısacık olarak hep birlikte başarılar, iyi yayınlar diliyoruz. Teşekkürler Dozer Kadir abi. Antepli kardeşlerimize. Hayri Ocak'tan iyi yayınlar Metin Hocama, selamlar. Aleykümselam. Aleykümselam diliyoruz. Ve Serdar Bey'e ulaşabildik mi? Ulaşamadık daha. Evet, biz ikinci ve evet, Muhammed Türkes hocamız, Metin Başkanım, Halil Hocam ve Murat Bey, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkür Şimdi ederiz. Şimdi izleyici sorumuzun ikinci soruya geçeceğiz. İkinci ve üçüncü soruları üst üste soracağım. Daha sonra Ünye Futbol Kulübü'ne geçeceğiz. İlk sorumuzu bilen İnanç Gökçe bu soruya verdiği cevap kabul olmayacak. O zaten finale çıktı şu an. Finale 5 kişiyi çıkarmak istiyorum. İnanç Gökçe'nin yazmasına gerek yok. Evet, bizim Ladik Belediyespor'da kaleci bu arada İnanç. Müthiş bir performans sergiledi ligin ikinci yarısı. Evet. Uğurcan Çakır gibi mi? Erce kardeşler diyoruz biz ona. 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi'nde hangi takıma elenmiştir yarı finalde? 2012-2013 sezonunda Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde hangi takıma elenmiştir? Bakalım ikinci finale kim çıkacak? Yaşar Şahin şampiyon Trabzonspor, gerisi şey demiş. Savaş Kara. Sağ ol Yaşar'ım. Buradan okuyorum şimdi. İyi yayınlar Metin Başkan'a, önce hoca olarak sonra başkan olarak futbola verdiği desteklerden ötürü kendi adıma sonsuz teşekkür ederim. Başarıların devamını dileriz. Karadeniz Emlak ailesi adına Savaş Kara. Evet. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz Savaş kardeş. Evet. Tamam. İkinci. Evet.
İkinci soruyu ilk bilen arkadaşımız Zafer İnce. Evet, Zafer İnce de finalde. Ahmet Bayraktar ondan önce bildi ama Ahmet Bayraktar ödülünü almıştı zaten. Şekerim finale çıktı. Evet, Zafer İnce de finale çıktı. Abdullah Bulat bildi. Ferhat Gümüş bildi. Murat Saylan bildi. Arda Karaman, Recep Ali Yıldırım, Turgay Kürşat Turhal, Ayberk Aykun, Yaşar Şahin'i bildi ama geç kaldı. Evet, üçüncü soruma geçiyorum. Finale çıkacak üçüncü arkadaşı belirlemek için. Bu sezon Beşiktaş Süper Lig'in birinci haftasında hangi takımla oynamıştır? Bir daha tekrar istersen. Bu sezon Beşiktaş Süper Lig'in birinci haftasında hangi takımla oynamıştır? İlk hafta. Evet. İzlemiştim o maçı, sevinmiştim. Evet. Burada Turgut daha deviren iyi yayınlar diliyorum demiş. Turgut'un yeri bende ayrıdır. Onunla iki yıl spor programı yapmıştık. Teşekkür ederim kendisine. Burada bir yorum da ben okuyayım. Murat Pehriyan cümleden selamın aleyküm demiş Murat kardeşimiz. Aleyküm selam. Murat Pehriyan. Üçüncü soruyu Recep Ali Yıldırım. Recep okuyorum. Tamam, gördüm. Evet. Üçüncü sorumuzun cevabını birinci soru Recep Ali Yıldırım. Veli olabilir sizin. Değil mi? Hocanız Nazmihan Hoca ikinci oldu. Ferhat Yıldırım İngiliz Birlik Üzerliği Spor Başkanı. Bizi izliyor. Çok teşekkür ederiz. Üçüncü oldu. Ferhat yine dördüncü oldu. Evet. Ve geçiyoruz. Artık Metin Hocam biraz daha Ünye Futbolu'nun problemleri. Bir yorum daha var Halil Hocam. Onun da problemlerine. Şey yapayım. Hocam futbol kulübünüz ve futbol okulunuz hakkında bize bilgi verir misiniz? Hani tabii. Onları ayırdınız gibi biraz. Tabii tabii. İşin aslını sorarsanız şöyle biraz bakış açımı anlatmak istiyorum burada. Bakın ben bundan 30 yıl önce, 25 yıl önce yani çeyrek asır önce Ünye Spor altyapısında futbol oynuyordum. Ve geçen zaman içerisinde, bugüne geldiğimizde hiçbir şeyin değişmediğini gördük. Yani Atatürk Parkı'nda eski ilk yapılan halı saha vardı biliyorsunuz. Evet. Şu anın da lokantanın olduğu yerde. Evet. Orada biz antrenmanlarımızı yapıyorduk. Cevizdere'de, çamur sahada maça çıkıyorduk. Buradan hocalarıma da selamlarımı iletmek istiyorum. Osman Çakın Hocam başta olmak üzere. Rafet Kayalı. Yine Zafer Kereş Hocamız rahmetli oldu. Onu da rahmetle anmak istiyorum buradan. Çok değerli bir hocamızdı. Mekanı cennet olsun. Mekanı cennet olsun inşallah. O dönemlerde biz çok zorluklar içerisinde bir şeyler yapmaya çalışıyorduk. Ve gerçekten az önce bahsettiğim gibi çok yetenekli arkadaşlarımız da vardı. İyi bir jenerasyonumuz vardı. Ve o jenerasyonda futbolcu olanlar da oldu. Ama gelinen süreçte baktığımız zaman yani bir adım boy arpa boyu yol alamadık biz. Hocam geriye geldik. Geriye geldik. Bunu da söyleyebiliriz. Çünkü eskiden bizim mahalle maçlarımız vardı. Mahalle maçlarında çocukları çok yetenekli çocuklar kendilerini gösterebiliyorlar. Yani geliştirebiliyorlardı. Evet. Daha çok. Mahalle aralarında kendilerini. Şimdi mahalle aralı mahalle futbolu diye bir şey mahalle maçı kavramı kalktı. Önceden biz çim sahalarda Akçay'da şu anda çöp dökülen yerde iyi kötü gider oynardık. İşte aynı kolada palanın düzlüğü vardı. Çarşı içerisinde eski pazarın olduğu yerde futbol sahası vardı. Yani birçok yerde futbol sahası Bey'e vardı. Ulaşılmış. Tamam. Tabii ki ona bağlanalım ondan sonra devam edelim. Siz devam edin hocam. Bağlanacağız. Evet. Yani çok fazla futbol sahaları vardı. Belki doğaçlama oluyordu ama çocuklar inanın topla daha fazla haşır neşir oluyorlardı. Ve o zamanlarda anneler babalar çocuklarını... Haklı mı şu an Serdar Bey? Hocam kusura bakmayın lafınızı böldük. Estağfurullah. Bağladım. Serdar abi hayırlı akşamlar. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar olsun. Ulaşamadık Serdar abi sana ya. Müsait değildin. Evet evet ya bir işim vardı 5 dakikalık. Hemen çözdük, açtık ondan sonra telefonu. Serdar abi ilk sorumuz Ergun Atay'a da aynısını sorduk. Bunu sana sormak istiyorum. TFF şimdilik bir karar aldı ligleri 12 Haziran'da oynatmak için. Sen bunun hakkında ne diyorsun? Sizi de her gün izliyorum A-Spor'da. Sen de Turgay Demir gibi mi düşünüyorsun? Turgay abi gibi. Ya şimdi bu sadece Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği bir tarih. Yani 12 Haziran'da şartlar el verirse ve zaten orada çok sihirli bir kelime var şimdilik diye. O şimdilik kelimesini neden koyuyor? Çünkü şartlar el verirse eğer, şartlar el verirse dediğini ülkedeki işte pandemi durumu, vaka sayısı, işte efendime söyleyeyim salgının bitime yakın olması gibi çok düşük seviyelerde olması halinde bu ligi oynatabilirler. Ama şu an için sadece verilen bir tarih yani sadece bir protokolü uygulanıyor. Yani bu şu anlamada gelmiyor. İşte kardeşim çıkacaksınız oynayacaksınız. Sizin işiniz bu gibi bir yaklaşım değil tabii ki.
Bu 10 gün sonra tarih değişebilir mi? Değişebilir. Duruma göre daha da ileri ertelenebilir mi? Ertelenebilir. Baktığınız hiçbir olmuyor. Diyelim ikinci bir dalga geldi. O zaman herhalde en sonunda da bu ligi hiç oynatmayacaklar. Ya da şartlar ödenir. Bu ligi oynatacaklar. Tamamen devletin kontrolünde olan bir durum bu. Yani devlet aklı, bilim kurulu, Sağlık Bakanlığı, Gençlik Spor Bakanlığı, onlarla beraber yürütülen bir süreç bu. Tabii burada bir taraf, masanın bir ayağı eksik olduğu zaman bu lig oynanmaz elbette. Bu ligin oynayabilmesi için masanın bütün ayaklarının sağlam olması lazım. Bekleyip göreceğiz. Belki haftaya çok daha farklı bir tarih görebiliriz. Evet Serdar Hocam. Şimdi Beşiktaş'a çok yakın bir isimsiniz. Beşiktaş'ın hep içindesiniz. Beşiktaş Hocam bir dahaki sezon çok soru var. Nasıl bir yapılanma içinde olacak? Maddi olarak da sıkıntı içinde şu an kulüp. Evet. Şimdi tabii Beşiktaş'la birlikte bütün kulüplerimizde bu tür sıkıntılar olacak. Hemen hemen hepsi yaşayacak. Tüm sektörde yani Türkiye'deki bütün sektörlerde ufak tefek sıkıntılar var. İşte devlet eliyle, devlet ile el ele vererek diyelim, halk ile el ele vererek bu sıkıntıları aşmaya çalışıyorlar. Fakat futbolda ne yapabilirler? Futbolda tabii ki futbolun devleti de FIFA ve UEFA'dır biliyorsunuz ki. Şimdi onların da özellikle FIFA'nın kasası dünyadaki birçok devletten devletin kasası kadar parası vardır. Bu anlamda birincisi FIFA, UEFA bu kulüplere, dünya üzerindeki bütün kulüplere, UEFA Avrupa'ya, işte diğer kıtalardaki kendi bağlı olduğu kurullara, kurumlar tarafından maddi anlamda desteklenmeli, desteklenmek zorunda. Aynı zamanda ilk kez futbolcuların yanında değil de kulüplerin yanında olmak zorunda kalacaklar. Şimdi burada tabii Beşiktaş'ta bu süreçte zaten Beşiktaş'ın maddi durumu sıkıntılıydı. Bir de üstüne Covid-19 salgını gelince artık tamamen dibe vurdu diyebiliriz. Çünkü bir bağış kampanyası olacaktı. O da iptal oldu, o da ertelendi. Maç günü gelirleri yok. Kartal yuvası gelirleri yok. Tabii bu krizi nasıl aşacaklar? Öncelikle takım içerisindeki yüksek maaş alan oyuncularla indirim. Efendime söyleyeyim, indirim olmuyorsa yolların ayrılığı. Ya da takım içerisindeki oyunculardan birine veya birkaç tanesine gelen teklifleri değerlendirme gibi yöntemlerle bu krizden çıkmaya çalışacaklar. Şimdi daha önce Feda döneminde bu yöneticiler vardı. Bu yönetim bazıları vardı. Mesela Ahmet Nurçebi vardı. Mesut Urgancılar vardı. Adnan Dalga Kıran vardı. Onun bir süre sonrasına Erdal Torun onları denk geldi. Yani paranın olmadığı dönemlerde bu isimler vardı. O krizden çıkan yönetimden 4-5 kişi bu ekipte var. Dolayısıyla bu ekip bu krizden çıkar ama biraz zaman alır. Hedefe yani ilk 5'te olmayı yani şampiyonluktan öte ilk 5'te ilk 3'te olmayı koyar önümüzdeki sezon. Çünkü hakikaten takım içerisindeki 2,5 milyon euro maaşları 1 milyon euroya düşürttürüp 1,5'a düşürttürüp işte 1 milyon euroları da 400-500 bin euroya düşürtmenin peşindeler. Olursa olur, olmazsa o maaşları kabul edecek oyuncularla yola devam edecekler. O maaşları kabul edecek oyuncuları transfer edecekler. Biraz daha genç isimler, biraz daha altyapıdan bu tür isimlerle yeni bir takım kuracaklar. Ama mevcut kadro içerisindekilerde indirimi kabul etmek zorundalar. Çünkü başka bir çare yok. Bu görüşmelerde bugün yarın başlayacak. Biraz zor bir olacak ama bir orta yol bulacaklar diye tahmin ediyorum. Serdar abi süremiz kısıtlı. Sana bir kısa bir cevap istiyorum senden. Son sorum. Kalan 8 hafta oynanırsa sezon sonunda kim şampiyon olur? Şimdi ben çok açık bir nesli sezon bu Covid-19 salgından önce benim şampiyonluk adayım Trabzonspor'du. Yani Trabzonspor'u yakın görüyordum. İşte kadro yapısıyla. Atanı iyi, tutanı iyi. Fakat şimdi öyle bir hale geldi ki Covid-19 salgınından sonra işte uzun süredir oyuncular antrenman yapmıyor. Bazı takımlar iyi istikrarına ara vermek zorunda kaldı. Dolayısıyla kalan haftalar eğer oynanmaya başlarsa kartlar yeniden dağıtılmış olacak. Kartlar da yeniden dağıtıldığı için kimin eline hangi kağıtları geldik bilmiyoruz. O ilk haftayı bir görmek lazım. Çok sürpriz sonuçlar da olabilir tabii şampiyonluk yarışında. Teşekkür ediyorum. Beni kırmadın. Estağfurullah hocam.
Hayırlı ben akşamlar. Teşekkür ediyoruz. Hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum hepinize. Tamam, teşekkür ederiz. Evet Metin Hocam, yarım kalmış sözünüz. Evet. Kusura bakmayın. Estağfurullah, ne demek. Yani o yaşanan süreçlerden sonra bugün ben de Ünye'deki çocuklarımız için ne yapabiliriz diye düşündüğümüzde, sadece ben demeyeyim yani arkadaşlarımızla beraber bir yola çıktık bundan 5 yıl önce. Önce futbol okulu açtık. Evet. Lisanslama yapmadan sadece futbol eğitimi verme amaçlı. Ve oradaki yetenekli gördüğümüz çocuklarımızı bir gruba ayırarak lisanslama yapabilmek için kulüp kurduk. Ünye Futbol Kulübü. Rengimizi de 4 büyük takımdan birinin rengi olmasın, çağrıştırmasın. Ünye Spor'dan farklı olsun dedik. Ve bu bölgede olmayan bir renk olsun dedik. Karadenizimizin, denizinin rengi mavisini, isminden de karasını aldık. Evet. Güzel bir kulüp kurduk. Ünye Futbol Kulübü olarak yola çıktık. Tamam. Abi dur, hemen değil. Ve bu 5 yıllık süreç içerisinde bizim temel amacımız çocuklarımıza Ünye'de olan imkanlarla en iyisini sağlamaya çalışmak. Bugün en iyi imkan nedir Ünye'de? Ünye'de sorduğumuz zaman futbol sahası nedir diye, neresi diye sorsak insanlar birçoğuna, sokakta gezen insanlar bilmezler bile. Buradan 10 kilometre şehir dışındaki Cevizdere sahasını. Orada da bir tane suyun içim sahası var. Bütün resmi müsabakalar ve bütün antrenmanlar orada yapılıyor. Orada da imkanımızı oraya taşımak için servis noktasında velilerimizle de görüştük, yönetim kurulumuzla da görüştük. Ve çocuklarımızla bir ücret belirledik. 50 lira servis ücreti olarak. Evet. Cevizlere giriş geliş ücreti olarak. Ve antrenmanlarımızı düzgün bir şekilde orada yaptık. Bunun semeresinde kısa zamanda aldık. Yani benim açımdan bir eğitimci olarak altyapılardaki başarı çocuklara verilmiş olduğunuz futbol eğitimidir. Futbol gelişimlerine yapılan katkıdır. Ama ülkemizde veya Ünye'mizde bu altyapıdaki çalışmaların veya bütün kulüplerin çalışmaları nasıl ölçülüyor? İşte şampiyonluk gelmiş mi? Ne kadar kupa alınmış? Bunlarla ölçülüyor. Evet. Eğer o açıdan bakarsak biz 5 yıllık süre içerisinde şampiyonluklar da elde ettik. Yine baktığımız zaman takımımızdan profesyonel takımlara, altyapılara çocuk da gönderdik. O açıdan kendimizi 5 yıl içerisinde belli bir noktaya getirdiğimizi düşünüyorum. Tabii ki buradaki yapılanmamız yine aynı iki ayrı şekilde devam ediyor. Bizim futbol okulumuz, Ünye Futbol Okulu olarak lisanslı çocuklarımız var orada. 100'den fazla, 120'ye yakın çocuğumuz var. Tabii. Ve lisanslı olarak da kulübümüz var. Şuna da dikkat çekmek isterim. Ünye'de en fazla lisanslı olan kulübü Ünye Futbol Kulübü. Altyapı. Altyapıda lisanslı, resmi lisanslı olan 124 tane lisansımız var bizim. Ki bu sayı 11-12-13 ligi daha başlamadığı için lisansımı yapmadık. Bu 150 de geçecektir. Ve ordu genelinde en çok lisanslı olan Altınordu Belediyespor. Daha sonra Rusumat 4 takımı. Ve Ordu'da ilindeki en fazla lisanslı olan kulüpte 3. sırada Ünye Futbol Kulübü. Yani hem lisanslı hem lisanssız iki grubumuzla çalışmalarını sürdürüyoruz. Hatta şöyle bir sıkıntımız var. 250'ye yakın toplamda bir çocuğumuz var. Bunlar 5 yaşından itibaren futbol okulunu alıyoruz. Tabii. 19 yaşına kadar A takımımız da var. Kendi çocuklarımızla A takım yaptık. Yani bu çocuklarımızı biz tek kulüpte de artık yani sığdıramıyoruz. Her grupta, her yaş grubunda dolu dolu gruplarımız. Keşke ikinci takımımız da olsa. Hani çocuklarımızı oraya versek. Evet. Yani bu noktada yeri gelmişken şunu da söyleyeyim. Keşke bugün Ünye 1950 Spor Profesyonel Lig'de olsa, çocukları oraya hedef göstersek ve paylaşımlı bir şekilde bunu devam ettirsek, ama şu anda o şansımız ne yazık ki yok. Çok iyi olurdu hocam. Yani artık şu şeyi de anlamıyorum. Ben bu bal ligleri aslında futbolcu yetiştirmek için kurulmuş bir ligdi. Evet. Bölgesel amatör ligdir bal ligin açılımı değil mi? Evet. Amatör lig sonuçta. Evet. Yani. Şimdi ben bakıyorum ki buralara hep pahalı futbolu bırakmış, emekli olmuş adamları futbol oynamaya getiriyorlar. Üçüncü kez dönmüş. Bence bu çok sakıncalı bir durum. Çünkü her kulübün bunu kaldıracak bütçesi yok. Bu sene bir karar alındı. Yabancı oyuncu en azından oynatılmıyor artık. Evet, çok, o da vardı. Çok saçma bir karardı. Düşünebiliyor musunuz? Amatör ligde yabancı oyuncu oynuyor. Evet. Ben inanamadım, bazı şeyleri duydum. Yani 180 bin lira, 150 bin lira gibi paralar, bu şehrin paraları yabancı oyunculara verilmişler. Bizim gençlerimize neden böyle bir yatırımlar yapılmış? O paraları biz altyapıya harcasaydık bugün çok farklı şeyler olacaktı. Evet Metin Hocam, futbol takımımızın birçok
kez uluslararası müsabakalara götürdünüz. Süper Lig'in altyapılarıyla karşılaştılar. Evet. Trabzonspor olsun, Beşiktaş olsun oynadılar onlarla sanırım. Evet. Bunlar futbolun çocukların gelişimine nasıl etki sağladı? Ya şimdi şöyle, dedim ya biz yola çıkarken farklı yapacağız dedik. Sıradan olmayacağız dedik. Hep de farklı işler imza attık. O turnuvalara gelmeden önce şunu da belirtmek istiyorum. Biz kulübümüzde çeşitli seminerler yaptık. Beslenme semineri ki bugün bizim ülkemizde, ülkemizde en çok problemlerden biri. Ben kendi okulumda sabah derse gittiğimde çocukların elinde bir simit ve bir gazoz işte dışarıdan getiriyorlar. Evet. Poğaça görüyorum. Yani çocukların kahvaltı yapmadan okula geliyorlar. Ve bir kahvaltı kültürüm yok. Beslenme noktasında, sporcu beslenmesi noktasında hem velilerimizle hem de çocuklarımızla güzel iki tane seminer yaptık. Onun haricinde hakemlerimize, biliyorsunuz Fas'ta Samet Çavuş hakemimiz var. Süper Lig yardımcı hakem. Volkan Şeker hakemimiz var. Klasman hakemimiz. Onlarla çocuklarımızı buluşturduk. Çocuklarımıza hakemlerin hata yapabileceğini, futbol oyunun bir parçası olduğunu, hakemlerin de ve onlarla beraber bu işi sürdürmeleri gerektiğini ve onların da bir insan olduğunu, normal bir insan olduğunu onları anlatmak için bir seminer yaptık, söyleşi yaptık. Onun haricinde ben küçüklüğümden beri hep şöyle düşünürdüm. Ya işte televizyonda oynayan futbolcular veya işte sanatçılar hep onlar zaten dünyaya öyle gelmişler. Öyle olmuşlar. Halbuki hepsi zamanında alttan yetişerek tabii birilerinin vasıtasıyla olmuş. Şimdi bunu ben çocuklara göstermek için hep böyle medyada tanınan insanlar getirmeye çalıştım. İşte evet. Mustafa Reşit Akçay hocamızı getirdik. Evet getirdim. Beraberdik. Beraber. Mustafa Reşit Akçay hocamdan nasıl zirveye çıktığını dinledik kendi ağzından. Ve ben bile çok şeyler orada ben de etkilendim, öğrendim. En son Erdoğan Arkan. TRT Spor spikerimizi getirdik. Evet. Yani böyle insanları getirerek çalışmalar yaptık. Onun haricinde gazeteci, yazar arkadaşımızı getirdik. Harun Çelik'i ve çocuklarımızı buluşturarak kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya çalıştık. Yani dediğim gibi evet, sadece kalmamaya çalıştık. Ve şu Ünye'de Akçay Köprüsü'nden ileride Samsun il sınırından dışarı çıkan ilk altyapı kulübüyüz. Evet. Evet. Antalya'ya defalarca gittik. İzmir'e defalarca gittik. Burada her yıl özellikle okulların 15 tatillik, sömestr tatilinde uluslararası, yurt dışından da gelen takımların katıldığı büyük organizasyonlar, turnuvalar düzenleniyor. Ve biz çocuklarımızı her sene oraya götürdük. Oradaki amacımız şuydu. Çocuklarımızın özgüven duygusu kazanmaları. Evet. Çünkü özgüveni olmayan bir insan, bir çocuk kendini ifade edemez. Başaramaz. Yapmak istediğini yapamaz. O yüzden oradaki karşılaştığım maçlarda da gördüm ki bizim çocuklarımız en iyi takımlara karşı korakor mücadele etti. Hatta kupayla madalyayla dahi döndüğümüz turnuvalar oldu. Evet. Bu anlamdaki çalışmalarımızda örnek olduğumuzu düşünüyorum. Sadece futbolda dönmediniz, atletizm evet, şubesi de açtınız. Açtık. Orada da çocuklar madalyaları topladılar. Evet. Burada nasıl çalışmalarınız var hocam? Şimdi şöyle, biz hep spor deyince futbol diye düşünüyoruz ama sporun temeli aslında atletizmdir. Evet. Ve Avrupa'da atletizm aslında futboldan daha önde gelir. Atletizm kültürünü bizim yavaş yavaş Türkiye'ye yaymamız lazım. Ve bu anlamda da biz Ünye'de atletizm kulübü olmadığını öğrendim. Ve çok üzüldüm. Dedim bu çocuklarımız lisans olarak ne yapıyorlar? Fatsa'da ve oradaki kulüpleri adına yarışıyorlarmış. Evet. Hemen burada beden eğitimi öğretmen arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Başta Uğur Özdemir. Kendisi atletizm milli takım antrenörü. Aynı zamanda Yenikent Ortaokulu beden eğitimi öğretmeni. O her gün saat 4'te buradan duyurumunu yapayım. Tabii normal zamanlar, şu anda virüsten dolayı yok. Normal zamanda her gün hafta içi saat 4'te stadyumda çalışma yapıyor. İsteyen herkes çocuklara götürüp atletizm çalışmasını alabilir. Ünyeşehir Stadyumu. Evet, Ünyeşehir Stadyumu'nda. Oradaki çalışmalardan biz belirlediğimiz çocuklarımızı Uğur Hocam'la beraber lisanslama yaparak müsabakalara, yarışlara katıldık. Gerçekten ben de çok şaşırdım. Çok güzel dereceler elde etti çocuklar çeşitli branşlarda. En son Samsun'un Nail'in Moran yarışmalarında çok güzel dereceler elde ettik. Yani orada da çocuklarımıza yön verme, ışığı tutmaya çalışıyoruz. Hocam, Ünye'nin kanayan yarası, bunu her programda da söylüyorum sizin gibi futbol adamları olduğu zaman. Ersüngül'le de bunu çok konuşmuştuk. Evet. Ünye'de uzun süredir üst liglerde forma giyen futbolcu yok. Hatta 95 doğumlu ve üzeri 95, 96, 97 falan. Bal Ligi'nde oynayan futbolcu sayısı 2. Biri Ceyhun. Ceyhun'la Bahri zaten. O da Altın Ordu'nun durumu belli. Sonuncu sıradalar. Yani bir yeri de Abdullah Görev de yedek kaleci. Bunu neye bağlıyorsunuz hocam? Tamam, tesis yok. Evet. Şimdi şöyle, Mustafa Reşit Akçay hocamızı getirdik demiştim ya. Orada bir sözü vardı hatırlarsanız. Biz kendi az eğitim verdiğimiz çocuklarımızla
Avrupa'da veya Türkiye'nin büyük şehirlerindeki iyi eğitilmiş çocuklarla aynı yarışmaya sokarak haksızlık ediyoruz. Evet, doğru. Yani şimdi bu çok üzerine düşünülmesi gereken bir söz. Neden derseniz, bugün altyapı altyapı diyor herkes. Ancak herkesin gözü üst yapıda, herkesin gözü şampiyonlukta, kupada, başarıda. Bugün eğer bir kupa verilecekse, şampiyonluk kupası verilecekse, Süper Lig'de en fazla altyapıdan oyuncu oynatan kulübe verilmesi lazım. Ben öyle bakıyorum. Bu anlamda Ünye'ye gelirsek, Ünye'de bizim en büyük problemimiz, az önce söylediğim, tesis eksikliği. Bizim Ünye'mizde dolmuş mesafesinde bir tesisimiz olması şart. Bu tesis olduktan sonra ikinci madde de şu, antrenör. Bizim iyi eğitilmiş antrenörlere ihtiyacımız var. Evet. Bakın burada şunu belirtmek istiyorum. Biz buradan İzmir Altınordu Kulübü'ne ziyarete gittik. Oradaki yapılanmayı incelemek istedik ve iki gün bizi misafir ettiler, tesislerini gezdirdiler. Ve Mehmet Başkan'la Altınordu Spor Kulübü Başkanı'yla da görüştük. Bana ilk neyi sordu biliyor musunuz? Antrenörünüz kim? Eğitimleri nedir? Burada çocuklarımızı yetiştirecek olan birinci faktör nedir? Tesis önemli ama antrenör de önemli. Şimdi eğitimci anlamında antrenörlerimiz, tabii ki Ünye'de beden eğitimi öğretmeni olan arkadaşlarımızdan antrenörlük yapanlar var. İşte eskiden profesyonel adanmış değerli arkadaşlarımızdan antrenörlük yapanlar var. Onların kendilerini geliştirmesi ve bu işi gerçekten bir meslek olarak yapıp bu iş üzerine kendilerini vermeleri gerekiyor ki biz de çocuklarımıza bir şeyler verelim. Ama tabii ki antrenörlerimizde sıkıntısı var. Şimdi geri gelmiş onu da burada söyleyeyim. Tabii. Burada antrenörlerimizin üzerinde çok büyük bir baskı var Türkiye genelinde. Çünkü antrenörün altyapıdan oyuncuya verdiği futbol yetisine değil, kazandırdığı maç sayısına göre değerlendiriliyor antrenörler. Öyle olunca da antrenörler daha çok ister istemez evet, maç kazanmaya odaklanıyor. Bakın bugün Belçika Ligi'nde, Hollanda'da U11, 12, 13 ve 14 liglerinde puan durumu ve kazanana puan, 3 puan olayı yok. Evet. Şenlik havası maçta oynanıyor. Ta ki 15 yaşına gelene kadar. Evet. Biz U11 liginden itibaren fikstür çekiyoruz, puanlama yapıyoruz. Ve çocukları bir yarış haline sokuyoruz. Tabii şimdi burada işte, çocuklarımızın bu anlayış içerisinde iyi eğitilmiş antrenörlerle ve iyi tesislerle. Dördüncü şıkka gelirsek neden olmuyor dedi Halil. Şimdi bizim zamanımızda bu zamanki çocuklar arasında çok büyük fark var. Ben bunu birebir 5 evet, yıldır içerisinde yaşayarak görüyorum. Şimdiki çocuklarımız hiç kusura bakmasınlar. Burada beni öğrencilerime dinliyorlar. Kendileri zaten sohbet ediyorum bu noktada. Tabii. Az çalışarak çok şey de yapmak durumunda görüyorlar kendilerini. Yine Erdoğan Arıkan geldiğinde ne dedi? Hiçbiriniz torpille Süper Lig'de oynayamazsınız. Yetenek, şimdi, yeteneğin, çalışmak. Yeteneğin olacak ve sen çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Çok çalışacaksın. Yani çalışacaksın derken bu böyle bir iki değil. Bakın biz altyapılara bakıyoruz işte, ziyaretlere gidiyoruz Süper Lig'de bunların altyapılarına. Pazartesi günleri tatil. Salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi 5 antrenman. Pazar günü maçları var. Biz inanır mısınız salı perşembe günü antrenman, cumartesi ya da pazar maç yaparak maça çıkıyoruz. Şimdi tabii burada başka etkenler de var yine. Çocukların okul durumları, velilerin dersleri aksıyor diye, okuldan çocukların dersleri aksamasın diye çok fazla antrenmana göndermek istemiyorlar. Hocam şimdi bir de gündüz çocuklar okulda oluyor, akşam ışıklandırmalı bir sahamız yoktu herhalde. Şimdi Cevizdere'de ışıklandırma yapıldı değil mi? Evet, ışıklandırmamız yoktu. 2 yıldır ışıklandırmamız var. O çok büyük bir eksiklik çünkü akşam saat 4'ten sonra, çocuklar evet, okuldan çıktıktan sonra Cevizdere sahasına gitmemiz zaten 6'yı buluyor ve karanlıkta antrenman yapamıyorduk. Şimdi antrenmanlarımızı orada ışıklandırmada yapıyoruz ama dediğim gibi Ünye'de iki tane okul, Salih Puset Polvan Ortaokulu ve Anafarta Ortaokulu ikili eğitimde, diğer bütün okullar normal eğitimde, yani normalde saat 2.30'da 3'te okuldan çıkıyorlar. O saatten sonra biz çocuklarımızın antrenmanı alabilme şansını sahibiz. Ancak şöyle bir sıkıntımız var. 3'ten sonra da okullarda etüt, ek ders koyuyorlar. Evet. Yine çocuklar saat 5'te çıkıyorlar. Yani şimdi düşünebiliyor musunuz? Bakın sabah saat 8'den saat 4-5'e kadar çocuk okulda. Öğle yemeği için çoğu eve gidemiyor, orada atıştırıyor. Evet. Ve biz çocuğu okuldan çıkar çıkmaz aç karnına antrenman alsak mı, yoksa eve gidip üzerinde işte yemeğini yiyip gelse bu sefer saat gecikiyor. Antrenman dönüşü evde ders çalışmaya vakti kalmıyor. Ya bu gerçekten çok büyük bir sarmal içerisinde bir, hocam, bir problem. Bu şehir içine gençlerimizi yetiştirmek için bir futbol sahası olması lazım. Bu Atatürk Parkı olabilir. En uygun orası. Şimdi burada en güzel örnek Ünye kapalı spor salonu. Bakın spor salonu 7/24 dolu. Orada evet, öğretmen arkadaşlar birbirleriyle resmen kavga ediyorlar. Evet. Sen çalış, ben çalışacağım diye. Çocuklar eve gidiyorlar. Üstünü değiştirip hemen gidip yürüyerek ya da dolmuşla vasıtayla hemen spor salonuna gelebiliyor. Bizim öyle bir şansımız yok. Bizim
Değerli kaymakamımızla da biz bunu devamlı çağrı halindeyiz zaten. Bu hafta içi de yanına gitmiştik. Evet gittik. Yani Çınar Suyu tesisinin yeşil hat dolmuş üzerinde olduğu için ben çok istiyorum yani tekrar faaliyete geçmesini. Sayın kaymakamımız bununla ilgili çok gerçekten uğraş verir. Ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Yani Ümit Hüseyin Güney futbolu seviyor, futbolun içinden gelmiş. Evet. Bu işe gerçekten önem veriyor. Önem veriyor, kafa yoruyor. Bu anlamda çok mesafe kat ettik. Şu bu Covid-19 salgını işin içine biraz araya girdi ama en son bu hafta içinde içerisinde bir görüşme yaptık. O sürecin devam ettiğini. Gerçekten eğer Çınar Suyu tesisi de eğer aktif hale gelirse maçlar beraber. Eskiden oynanıyordu hocam. İşte oynanıyordu. Şu anda atıl vaziyette duruyor. Çok da kötü olmuş orası. Görüntü bizim için olarak. Çok. Bakın bütün dünyada 6 tane kulüp var. Bütün kulüpler adına konuşuyorum. Bizim için çocuğun doğmuşa binerek kendi başına oraya gelmesi çok önemli. Tabii. Çünkü bizim için servis olayı çok büyük bir külfet. Bundan kurtulmuş oluyoruz. Maç içinde cevizleri illaki gidecek. Yakın olduğu için ailesi de getirebilir. Tabii. Yani doğmuşa da gidecek. Hocam şimdi Ünyaspor Teknik Sorumlusu Önder Demir'e bağlanacağız. Onu mesela, da görüşlerini alacağız. Yorumları büyük herhalde. Evet. Biz bağlanmadan önce hemen bağlanıyor muyuz? Yorumlara bağlantıdan dönüşler. Ben burada konuk olarak bu akşam bulunuyorum ama size her programı izliyorum. Her programda da yorum gönderiyordum. Bazı yorumlar kaçıyordu gözden. Kaçıyormuş değil mi? Görüyorsun değil mi hocam? Şimdi burada kaçan birkaç yorum var. Onun esasen geride kaldığını ben... Hocam siz tabii okuyabilirsiniz hocam. Mesut Tercihan'da bir maçta İspanya ve İtalya'nın halini gördük. Bence önce sağlık olma. Metin Tamtürk hocama da hassasiyeti belli demiş. Tayyip Tahsin Cora iyi yayınlar. Metin hocama sonuna kadar katılıyorum demiş. Teşekkür ediyorum katılarından dolayı. Şinasi Gür, kendisi bizim kulübümüzde genel sekreter. İyi yayınlar diliyorum. Süper Lig şampiyonluğu için uygun bir zamanda ilk 4 playoff oynanmalı. Selam olsun hocamıza. Alo Önder hocam, hayırlı akşamlar. İyi akşamlar, iyi akşamlar Halil hocam. Teşekkür ederim Murat Bey. Metin Başkanım, hepinize iyi akşamlar diliyorum. İyi Ramazanlar. İyi akşamlar hocam. Teşekkürler. İyi Ramazanlar. Teşekkür ederim. Evet hocam, son 4 hafta kala Üye 1957 Spor'un teknik sorumlusu oldunuz. Zor bir dönemde başa geçtiniz. Gerçekten fikstür olarak bence ligin alttaki takımlarda en zor fikstür Ünye 1957 Spor'un. Doğru. Alt liglerinde hocam oynanma kararı çıktı. Neler söyleyeceksiniz oynanma hakkında? Sanırım şimdi yakında toplanacaksınız. Eğer federasyon anladım, bir iptal seçimi kararı yapmazsa. Daha önce hocam sizle de telefonda konuşmuştuk, bilmiyorum. Bu konuyla ilgili hatırlıyorsan fikirlerimizi paylaşmıştık ama buradan tekrar yenilemek isteyeyim. Şimdi liglerin oynatılması konusunda benim kafamda iki tane senaryo var açıkçası. Bir tanesi şu, Süper Lig bir TFF ligi. Şimdi burada gerekli önlemler bir nebze alınabilir. Gerek hijyenik ortam olsun, gerek soyunma odaları olsun. Fakat diğer ikinci lig, üçüncü lig ve bar ligi, hatta amatör ligler için bu yaptırımların uygulanacağına inanmıyorum. Yapılabileceklerine de pek şahsen böyle bir şey yapacaklarına inanmıyorum. Yapılamaz çünkü. Neden diyeceksiniz? Bugün bir bar liginin, sadece Ünye Spor olarak düşünmüyorum, Mardin'in bir takımı, Niğde'nin bir takımı, Gümüşhane'nin, bu takımların hepimiz nasıl soyunma odalarında soyunduğumuzu ve hangi şartlarda oynandığını herkes, tüm Türkiye biliyor. Veya bu kararı alanların bu şartlarda hiçbir maça gittiklerini ben düşünmüyorum. Çünkü düşünseler böyle bir karar alacaklarını ben inanmıyorum. Bugün sokağa çıktığımızda sosyal mesafe kurallarına uyalım diye 1,5-2 metre herkes arkadaşından, dostundan, eşinden biraz uzak yürüyor. 1,5-2 metre diyoruz ama gel gör ki şimdi bize antrenmanlara başlayın, mücadele edin, temas var, mücadele var ve hijyenik şartları bar ligi ve amatör takımların, üçüncü lig takımları da buna katıyorum, hangi şartlarda olduğunu herkes çok iyi biliyor. Bu kararın ben çok sağlıklı olduğuna inanmıyorum. Bu karardan da dönüleceğine kesin bir dille inanıyorum. Gel gelelim bir de bugün Almanya'da 3. ligde oynayan bir arkadaşımla görüştüm. Bunu da sizle paylaşmak istiyorum. Çünkü hep bunu örnek veriyorlar. Almanya'da ligler başlıyor diye. Sevgili hocam, Almanya'da şöyle ligler başlıyor yalnız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum. Almanya'da Bundesliga ligi başlıyor ve birincilik başlıyor. Bunun altındaki üçüncülük ve amatörlükler başlamıyor. Bunun altını yine özellikle çizmek istiyorum. Alt ligler ve amatörlükler başlamıyor. Ve Bundesliga ve birincilikte oynanacak maçlarda büyük yaptırımlar var. Temas yok.
kulübede sosyal mesafe kurallarına uygulanacak. Top taca çıktığı zaman toplar dezenfekte edilip sahaya atılacak. Soruyorum şimdi size hocam, siz de takım çalıştırıyorsunuz. Top taca çıktı, kaç tane topu dezenfekte edip sahanın içine atacaksınız? Hangi sosyal mesafede kulübede oturacaksınız? 15-20 metrekare olan soyunma odalarında hangi sosyal mesafeye uyup soyunacak, giyinecek futbolcu arkadaşlarım? Bunun sorumluluğunu alabilecek insan, ben Türkiye Cumhuriyeti'nde böyle bir insan olacağını düşünmüyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ladik Spor'dan bir tane oyuncu koronavirüsün, Allah böyle bir şey kimsenin başına gelmesin, koronavirüsten hayatını kaybettiğini düşünelim. Veya X bir takımdan böyle birinin, kim bunun sorumluluğunu alacak? Hepimizin çocuğu olabilir bu. Doğru mu hocam? Kim bunun sorumluluğunu alacak? Ha, Süper Lig'de, Süper Lig'de tabii ki. Bin tane adam görev yapıyor. Kulübeler ilaçlanıyor, saha ilaçlanıyor. Ve Almanya'da şöyle bir şey var. Bütün oyuncular her maç sonrasında, her maça çıkarken koronavirüs testinden geçecekler. Biz nasıl geçeceğiz? Size şunu hangi şartlarla geçeceğiz? Bunun cevaplarını bize mutlaka vermeleri lazım. Süper Lig'de de olmaz ki hocam bu topu dezenfekte etme işi. Ne yapacak baraj olduğu zaman? Ne yapacak? İnsanlar elini mi dezenfekte edecek barajdan sonra? Sevgili hocam, bu zaten başlı başına bir sorun. Hadi oraları çözdüm diyor. Yani sen bugün tesis olmayan kulüpler olduğunu çok iyi biliyorsun. Doğru mu hocam? 6 kişi 7 kişi bir odada kalıyorlar çoğu takımlarda. Hatta ev tutmuş bazı takımlar, bütün oyuncular orada kalıyor. Nasıl bunun önüne geçeceğiz hocam? Bir tane çocuğa bir şey olsa nasıl bunun cevabını vereceğiz? Bu ligleri bilenler bunun olmayacağını kesinlikle biliyorlar. Buradaki çözüm süreci nedir? Çözüm süreci. Önemli olan bence çözüm süreci. Bugün voleybol, basketbol bile bugün biliyorsunuz, az evvel siz de bahsettiniz, iptal edildi. Ki oradaki olay daha çabuk hijyen, daha küçük bir sahada oynanan ve voleybol biliyorsunuz temastan çok uzak bir spor. Adam onları iptal etti. Bazı ülkelerde, çoğu ülkelerde bütün ligler iptal edildi. Yani hiçbir can, hiçbir sağlık, hiçbir kupadan daha önemli değil. Bunu bazı teknik adamlar bu olaylar çıktığı zaman özellikle altını size size söyledi ama şimdi görüyorum ki herkesten önce sahaya çıkıyorlar. Şimdi vaka sayısı 359 kişiyken hocam ligleri durdurdular. 359 tane COVID-19 vakası vardı. Türkiye liglerini durdurdular. Şimdi 130 binden fazla vaka sayısı var. Ve her gün 2000 kişi yeni vaka çıkıyor. Ve 3500 kişi de insanımız maalesef vefat etti. Her günde görüyorsunuz, evet vaka sayımız düşüyor ama her gün 50-60 civarında insanımız ölüyor. Ve çok acıdır ki buradaki ikilem şu. Futbol Federasyonu haricinde evet liglerin oynanabilirliğine müsaade eden Sağlık Bakanlığı bile bunu müsaade, evet biz gerekli önlemleri aldık demiyor. Sorumluluğu Türkiye Futbol Federasyonu'na atıyor. Türkiye Futbol Federasyonu bize şöyle bir açıklama yapsa amin. Şöyle demiyor bize. Evet devletimizde Sağlık Bakanımıza yapmış olduğumuz istişarede 12 Haziran'da oynanmakta bir problem yoktur demiyor. Sağlık Bakanlığı sorumluluğu almıyor yarın gün olabilecek problemlere nazaran. Buradaki tek sorumluluğu alan Türkiye Futbol Federasyonu. İnşallah temennimiz o. Hiçbir aksilik olmadan bu beladan kurtarırız. Futbol kaldığı yerin devam eder. Biz de oynamak istiyoruz hocam. Bu başka bir şey. Ama hiçbir sağlık hiçbir kupadan önemli değildir diyorum. Hocam süremiz biraz kısıtlı da size son bir şey söyleyeceğim. Eğer ki bir açıklama olmazsa sizde en son telefon konuşması yaptığında ayın 18'inde toplanacağız demiştiniz. Evet. Aynı o tarih geçerli mi hocam? Aynı 18'inde Ünye'de olacak mısınız? Şimdi ben şimdi oyuncularla da görüşüyorum. Sevgili başkanımla da görüşüyorum. Sağ olsun başkanımla her gün hemen görüşüyoruz. Oyuncular da şöyle mesela İstanbul'da olan var, Muş'ta olan var, Niğde'de olan var. Şimdi onlarda şöyle bir problem var. Hocam İstanbul'un dışarı çıkış yasak. Bunlar gidip valilikten izinler alacaklar. Ulaşım, sıkıntı, otobüs yok. Şimdi onlarla ilgili de çalışmalarımızı yapıyoruz. En geç pazartesi, önümüzdeki hafta toplanacağız, başlayacağız. Bu yapacak bir şey yok yani. Biz de mecbur başlayacağız yani öyle böyle. Şimdi amatörün, hocam sen de iyi bilirsin yani bu profesyonel bir lig değil.
kulüplerin oyunculara bir yaptırımı yok. Bugün örnek veriyorum, benim 3 tane oyuncum bana hocam beni annem yollamıyor, ailem yollamıyor dese, kulüp olarak profesyonel bir sözleşmemiz yok önümüzde. Ya gelmek zorundasın diyeceğimiz bir durum değil. Gelmedi mi oyuncuya bizim yapabileceğimiz herhangi bir şey yok. Bir sözleşmemiz yok. Ama biz oyuncularla görüşüyoruz. Hepsiyle telefonlaşıyoruz. Önümüzdeki hafta antrenmanlarımıza başlayacağız. Allah izin hocam, ederse. Siz inşallah buraya gelirseniz sizi buraya da konuk etmek isteriz. Bugünlük süremiz biraz kısıtlı. Size iyi akşamlar. Anlıyorum hocam. Ben 8-9 sene daha önce de konuştuk. 8-9 sene Rize'de hem antrenörlük yapıp hem televizyonda canlı yayın yapmıştım. Canlı yayın sunmuştum. Evet. Tabii süre kısıtlı olduğumu çok fazla aslında söyleyeceğim şeyler var. Vaktinizi fazla almayayım. Geldiğiniz zaman inşallah bir programda merak ettiğimiz, dünya halkını merak ettiği, sizlerin merak ettiği bütün soruları açıklıkla cevap veririm. Yalnız bu süreçte az evvel sizin de söylediğiniz gibi zor bir sürece gireceğiz. 4 haftalık bir maratonumuz var. Bu 4 haftayı Allah izin verirse ligde kalarak bitireceğiz. Ondan sonra hep beraber taşın altına elimizi koyacağız. Orada olan arkadaşlarımızla beraber Murat Bey, Metin Başkanım, siz taşın altına elimizi sokacağız bütün dünya halkı olarak. Allah izin verirse bu takımın bu ligde olmaması gerektiğini hepimiz hemfikiriz. Seneye bu takımı hep beraber şampiyon edeceğiz. Teşekkür ederiz Önder Hocam. Hayırlı ben geceler teşekkür diliyorum. Konuklara iyi akşamlar diliyorum. İyi geceler, iyi Ramazanlar. Teşekkürler. Hocam. Evet, şimdi dördüncü sorumuza geçeceğiz hocam. Dördüncü ve beşinci sorularımızı soracağız. Yorumları da hemen okuyacağız. Yorumlara da vakit ayıracağız. Dördüncü sorumuzu soruyorum arkadaşlar. Tuttuğunuz takım orijinal forması kazanmak için, finale çıkmak için. Dördüncü sorumuz, Estudiantes hangi ligin takımıdır? Dördüncü sorumuz, Estudiantes hangi ligin takımıdır? Cevap gelsin. Beşinci soruyu da evet ediyorum. Dördüncü finalistimiz kim olacak? İnanç Gökçe, Zafer İnce ve Recep Ali. Yazmayın. İbrahim Balcıoğlu sanırım. Evet. İbrahim Balcıoğlu bildi soruyu. Yani Yavuz Aydın da doğru cevap verdi. Mustafa Civelek de doğru cevap verdi. Arkadaşlar, bazı arkadaşlar şey yazmış işte, sosis soruyu okurken alttan cevaplar geliyor diye. O tamamen sizin internetinizle alakalı. Evet. Ferhat Gümüş Arjantin yazmış. Ve 5. sorumuza geçiyoruz. Son finalistimiz Mert Erçakır da Arjantin demiş. O da geç cevap. 5. sorumuz, 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız hangi takımı yenerek dünya üçüncüsü olmuştur? 2002 Dünya Kupası'nda milli takımımız hangi takımı yenerek dünya üçüncüsü olmuştur? Seyit Wi-Fi'den giriyor herhalde. Geç geliyor hocam. Özellikle arkadaşlar Wi-Fi'den girince biraz geç geliyor. Evet. Hocam şu nasıl bir faaliyete geçerse gerçekten ünye içinde güzel bir yer olur. En azından eskiden amatör maçlar oynanıyordu orada. Evet. Mustafa Civelek doğru cevap vermiş. Devam etmeli bence orası. Çünkü atıl bir vaziyette duruyor. Orada güzel şey de vardı. Soyunma yeri falan da var, evet. Yapılabilir. Hatta bir üstüne bir şey yapıp bir kulübe tahsil edilebilir. Hocam hemen geçiyoruz. Arkadaşlar 5 tane finalistimiz var. İnanç Gökçe, Zafer İnce, Recep Ali Bey, İbrahim Balcıoğlu ve Mustafa Civelek. Burayı toparlıyoruz biraz. Soruları. Son Metin Hocam'a soracağımız birkaç tane soru var. Final sorusunu soracağız, yorumları okuyacağız ve bu akşamlık programımızın sonuna geleceğiz. Metin Hocam, öncelikle size bu önemli bir soru, bunu sormak istiyorum. Evet. Ünye'de bunu çok konuşuluyor, hı-hı, çoğu da bilip bilmeden konuşuyor. Şimdi siz sezon başı Hamza Alp yönetimiyle bir altyapı protokolü yaptınız. Evet. Size belli bir sözler verildi, hı-hı, ve Ünye 1957 Spor'un altyapısındaki çocukları aldınız çoğunu, doğru mu? Evet. Yani sokakta boşta gelen çocuk yok. 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 Burada hemfikiriz. Bazı, hı, arkadaşlar bunu bilgi kirliliği yapıyor. Ki, hı, muhtemelen art niyetten yapıyorlar artık. Ben inanmıyorum. Evet. Çocuklara oluyor. Düşündüklerine inanmıyorum. şimdi Ahmet Başkanımız yeni yönetimiyle geldi. Ahmet Başkanımızla bu protokol devam ediyor mu? Eğer etmiyorsa gelecek sezonlarda nasıl bir yol haritası izlenecek? Bunu son sorum, hı, olarak kabul edin hocam. Siz yine... Şimdi şöyle, bu konuyla ilgili çok şeyler söylendi. Bugüne kadar hiç ben açıklama yapmadım. İlk defa burada konuşuyorum. Sezon başı Hamza Alp yönetimi, Ünye 1957 Spor'un yönetimini alınca
kendileri amaçlarının ilk etapta takımı 3. lige çıkarmak olduğunu söylediler. Altyapıya da çok fazla enerji harcayamayacaklarını belirttiler. Bu anlamda benimle görüşüp ekibimle beraber veya yeni bir ekip oluşturarak altyapının başına geçmemi istediler. İşin açıkçası şunu söyleyeyim, ben kendim 2014 yılında kurduğum kulüpte bahsettiğim gibi yani 100'den fazla lisanslı çocuğum var. O çocukların hepsini alıp da Ünye 1950 Spor'un altyapısında çıkmak istemedim. Bunu açık net bir şekilde söyleyeyim. Neden çıkmak istemedim? Çünkü süreç zaman içerisinde nasıl olacak, nereye evrilecek belli değildi. Yani önümüzü göremiyorduk. Şöyle bir anlaşma yaptık, protokol yaptık. Yani ben Ünye Futbol Kulübü çatısı altında lisanslamaları yapalım, müsabakalara çocukları çıkaralım. Evet. Ve Ünye 1950 Spor 3. lige çıkarsa, çıktığında bütün çocuklarımızla beraber, biz ekibimizle beraber Ünye 1950 Spor altyapısına dahil olacaktık. Bu şekilde bir protokol yaptık. Protokol içerisinde yine bu cevizlere gidiş geliş servis olayı, antrenör maaşı, 57 Spor'dan bize gelecek çocukların lisans aktarım bedelleri, malzeme ücretleri, ki ben unuttum şeyler de olabilir şimdi protokolde yazan. Bunların hepsini biz yazıya döktük ve yola o şekilde çıktık. Ancak Ünye'de birçok kişi işte altyapıda çocukların başka bir kulübe peşkeş çekildiğini gibi ağır sözler söylediler. Ben hiç cevap vermedim. Çünkü bunu söyleyen insanlar art niyetli insanlar. Burada bize teşekkür edilmesi lazım. Neden? Şöyle, ben inanın, bakın gerçekten samimiyetle söylüyorum. Geçtiğimiz yıl sezon bittiğinde bu sezon için altyapı faaliyetlerimin birçok grupta yapmama karar almıştım. Neden? Maddi imkanlarımızın olmadığından dolayı. Çocuklarımız da dedim 57 Spor'a gerekirse veririz, başka kulüplere veririz. Evet. 11-12-13 çıkarız diye düşünüyordum. Ancak böyle bir olay olunca bize işte servis ve diğer destekler sözü verilince ve biz bu işe girdik. Ancak malumunuz yaklaşık 3 ay gibi sürede yönetim dağıldı. Ve yeni gelen Ahmet Yıldıran yönetimimizle de bu konuda ben kendisine bilgi verdim, görüştüm. Ancak Ahmet Başkan kendisi bu sezon amaçlarının ilk etapta çok kötü durumda olan takımın üst lige çıkması, yani ligde kalması için mücadele vermek olduğunu, altyapıyla bu sene ilgilenemeyeceklerini, önümüzdeki sene bakacağız dedi. Artık önümüzdeki sene inşallah tekrar oturur bir konuşuruz diye düşünüyorum, ama şunu net ifade edeyim bakın arkadaşlar. Bugün Ünye'de kulüplerin hepsi, Feyyaz Çakmak Spor, Gençler Birliği, Ünye Gücü, Ünye Futbol Kulübü, Çınarlık Spor, Ünye 1950 Spor, yeni bir kulüp kuruldu Ünye Kartal Spor. Evet. Bakın arkadaşlar, bu 7 tane kulüp Ünye'nin kulübü. Evet. Hiçbiri, bir tanesi Gürcistan'ın ya da Rusya'nın bir takımı değil. Ünye'li. Bu çocuklar Ünye'li çocuklar. Bu çocuklara farklı göze bakmasınlar artık. Ve ben şu çocuklarıma şunu da söylüyorum. Bakın 57 Spor'dan bize gelen çocuklara biz çok güzel bir kaynaşma halindeyiz. Çok güzel müsabakalarda çocuklar başarı elde ediyorlar. O 19 takım şu anda lider. Lige ara verildi. Ben çocuklara şunu söyledim. Ne olursa olsun önümüzdeki seneden itibaren Ünye Futbol Kulübü olur, başka bir şey olur. Ama hep beraber olun. Bir arada olun, çünkü iyi çocuklar bir arada olduğu zaman kendini geliştirebilirler. Evet. Hocam, şimdi 5. final sorumuzu soracağım. Burada formatı değiştirdik. Biraz daha ulusal kanaldan da bunu aldık diyebilirim. Hani A Spor da buna benzer bir şey yapıyordu. Yorumları istersen. Okuyacağım hocam, okuyacağım. Onları en sona bırakacağım. Final sorusu şöyle olacak arkadaşlar. Örneğin bir örnek verin. Ben diyeceğim ki işte futbolcu Beşiktaş'ta forma giydi. Alman. Gol kralı oldu. 23 numarayı giyiyordu. Mario Gomez. Bunu farklı bir şekilde soracağım. Buraya ilk cevabı veren final sorusunu kazanmış olur. Ve final sorusuna sadece 5 kişi yarışıyor. İnanç Gökçe, Zafer İnce, İbrahim Balcıoğlu, Mustafa Civelek ve Recep Ali Yıldırım Bey. Sorumuz şu arkadaşlar. Trabzonspor'da forma giydi. Polonyalı. 7 numarayı giyiyordu. Vista Krakow'dan geldi. Sarı saçlı. Bir tek ismini söylemedim. Evet. Trabzonspor'da forma giydi. Polonyalı. 7 numarayı giyiyordu. Vista Krakow'dan geldi. Sarı saçlı. Mavi gözlü mü? Göz rengini de bari söyle. Halil Hocam. Ya bence zorlanacaklar. Burada Zafer Hoca avantajlı olabilir. Evet. İnanç Gökçe bildi. Galatasaraylı ama bildi. Şimkovyak. Evet. Kim bildi? İnanç Gökçe. Bizim... İnanç Gökçe mi? Evet. Peter Brojek diyenler var.
O kötü bir Polonyalıydı. İkiz kardeşi. Evet. Paul da vardı. Yorumları okuyalım hocam. Benim at... Şuradan itibaren aşağı doğru. Edip Çetinkaya. Oradan aşağı doğru evet. Metin hocam altyapıdan söz ettiğini size sormak isterim. Bugüne kadar hiç kulüp olarak büyük kulüplere futbolcu gönderdiniz mi? Düşünüyorum. Evet, Muhammed Ali Çam kağıtını verdik Trabzonspor'a. 2 yıldır da orada. Başka birkaç çocuğumuz da yine başka kulüplere, Osmanlıspor'a, işte 1961 Trabzon'a gönderdik. Yani daha da zamanla sayısını artacağına inanıyorum ama tekrar söylüyorum, keşke bu çocuklarımızı hiçbiri biz göndermesek de 1950'li sporumuz olsa. Keşke. Profesyonellikte bir takımımız olsa doğru oynasın. Yani ya Zafer İnce, Marek Çeh yazmış. Ya Zafer Hoca. Ya. Şoför emlikti. Hocam. Ya Marek Çeh Polonyalı mı ya? Sen o kadar Avni Akere maç izlemeye gittin. Yine Akkazı ya Avni Akere. Nasıl bir Trabzonsporlusun sen, ben anlamadım Zafer Hoca sen. Neyse. Patak Celal, Mavi Marin'in eski müdürü. Gençler iyi programlar, hayırlı olsun. Ayvaz Köroğlu, Metin Hocama selamlar. Şampiyon Trabzonspor. Bu lig beyaz lig olarak kabul edilir Ayvaz abi. Eyüp Özcan, iyi akşamlar, iyi programlar. İyi Ali Özdemir, iyi programlar diliyorum. Metin hocamız çok değerli bir öğretmen olmakla beraber gönlünü futbola ve sporcu yetiştirmeye adamı çok önemli bir spor adamıdır. Teşekkür ederiz. Kendisi her zaman öğrencilerine ve biz meslektaşlarına örnek olmuştur. Hayatımıza olan katkıları ve değerli yorumları için teşekkür ederiz. Ersun Odabaşı, Ünyespor'u nerelere taşımayı düşünüyorsunuz? Hep Bal Ligi'nde mi olacağız? Ersun Odabaşı bizim altyapıda Ünyespor döneminde oynadığı arkadaşımız. Benim de arkadaşım. Çok samimiyetle söyleyeyim. Eğer ciddi bir altyapımız olsaydı Ersun bugün çoktan Süper Lig'de çok yani. Güzel bir yerlerde olmuş olabilirdi. Yusuf kardeşim. Ateş, çok güzel program Metin hocam. Keyifle dinliyoruz. Tarık Ateş. Tarık öğrencimiz, 11 yaşında. Vay be. Ben de 11 yaşındayken böyle doğru yorumlar yazardım. Eyüp Özcan. Metin hocama selamlar. Ligler tatil edilmeli. Trabzonspor şampiyon ilan edilmelidir. Bizim normal şampiyonluğumuzu vermiyorlar. Onu da vermezler. Şampiyon eseler, şampiyonluk vermezler de bize belki Avrupa'ya gönderirler. Ersin Gür, onu da UEFA zoruyla. Vermezler bize. Ersin Gür, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Hayırlı Tahsin akşamlar. Cora, altyapının önemi bu kriz ortamında daha da belirlen geçti. Doğru. Barış Çay, Ladik'ten selamlar demiş bizim kulüp müdürümüz. Tahsin Cora, Metin hocamın fedakarlıkları anlatmakla bitmez. Kendisine çok teşekkür ediyoruz. Murat Sezer, dayımın oğlu herhalde. Allah yolunuzu açık etsin, iyi yayınlar. Yağız Aydın, Metin hocam altyapı için harcadığınız enerjinin Ünye'de de karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz? Ünye'de karşılık bulduğunu düşünüyor musunuz? Düşünmüyorum. Ben de düşünmüyorum. Ahmet Kalafat, iyi yayınlar, zevkle izliyoruz. Yusuf Efil, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar dilerim. Metin hocama selamlar. Yusuf Efil, Şehit Cemal Mutlaki Öğretim Okulu'ndan öğrencim. Doğru. Futbolcu olmasında vesile olduk diye. Evet, o bana gururum. Hafta içi bana telefon açtı. İlk antrenörümdü ve ilk hocamdı mı bir şey söyledi Yusuf Efil. Abdülkadir Yılmaz, arkadaşlar Metin Hoca'ya yakınen emeğine gayretine şahit olan birisi olarak yazıyorum. Hiçbirimiz onun spora olan sevdasına, heyecanına, umutlarına, bilgi ve tecrübesine sahip değiliz. Bunların yanında bir de ekonomik destek olursa Ünye'nin marka kulübü, Ünye Futbol Kulübü olacaktır. Teşekkür ederim. Abdülkadir Yılmaz, amatör kulüplerimizin en büyük sorunu kesinlikle tesisleşme. Ceviz Derenere, Ünye'nere katılıyoruz. Evet. Hakan Yıldız, Eyyamcı Hakan abi, Fatih Özdemir sayın müdürüm hoş geldiniz yazmış. Hakan yine Eyyam mı yapmış? Aynen. Selçuk İlkan Yanık, iyi yayınlar demiş. Teşekkürler. İsmihan Öztürk, iyi yayınlar. Yusuf Ateş, Metin hocamın değerli görüşlerine katılıyoruz, iyi yayınlar. Murat Kurt, sevgili hocam hayırlı yayınlar. Metin hocama da selamlar, çok teşekkürler. Metin Tantürk hocama selamlar iletiyorum. Ünye Futbol Kulübü çok iyi şeyler yapıyor. Örneğin Rize Çamlıhemşin topluca kökenli bir futbolcu, Sarı Fırtına lakaplı Muhammed Ali Çamkerten'in Mami Trabzonspor altyapısını kazandırmış ve takibindedir. Güzel bir program izlemeye çalışıyoruz. Teşekkürler. Murat Ülgen, Kostadinov. Hayırlı yayınlar arkadaşlar. Metin Hoca'ya selamlar demiş. Aleykümselam Murat Hocam. Evet, soru cevapları bunlar. Ahmet Yıldıran, Önder Hocam'a açıklamalarından dolayı teşekkür ediyorum. Bölgesel amatör liglerin gerçeği, hiç bu kadar yaptırımı olmayan bir lig. Evet. Taner Atabay, iyi yayınlar Metin Hocam'a selamlar. Ali Osman, selam Osma, iyi yayınlar, başarılar hocalarım. Sağ ol başkanım. Süpersiniz, hayırlı yayınlar demiş Orhan Hoca. Zafer İnce Slovakya diye duydum demiş. 4 defa. Hocam da Mustafa Civelek,
Yazılı içinde zorlandık, geç kaldım demiş. İnşallah bir dahaki haftaya. Okan Çamoğlu iyi yayınlar. Metin hocama selamlar. Aleykümselam. Ali Şengül Metin hoca başkana Kapadokya'dan selamlar. Aleykümselam. Metin Kır sizleri zevkle izliyorum, başarılar diliyorum yazmış. Eski hakem, eski profesyonel hakem Metin Kır. Evet. Ve ayrıca bir dahaki hafta bizim konuğumuz olacak. Burada bir konuk bin soru futbol programına. Söyledim. Kendisi de Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkan Adayı. Şu anda da Genel Sekreter. Evet. Ethem Tantürk iyi yayınlar demiş. Demiş. Teşekkürler. Yayın gerçekten çok keyifli, forma için teşekkürler demiş İnanç ona. Sefa Arar iyi yayınlar, başta Metin hocam olmak üzere size de selamlar diliyoruz yazmış. Metin hocam bizim programımıza katıldığınız için çok teşekkür ederiz. İlerleyen zamanda hatta maçlar oynarsa tabii ki daha çok konumuz olacak. Siz de mutlaka yine ilerleyen zamanda mutlaka konuk edeceğiz. Sedat İlkan Yeşilyurt. Yani şimdi şöyle, bu korona salgınından dolayı insanlar zaten evdeler. Bu spor programı güzel bir program oldu. Evet, en hocam. Azından insanların bu sıkıntılı günlerin akşamlarına bir neşe kattı diye düşünüyorum. Bu anlamda ben size teşekkür ederim. Ayrıca hem kendi kulübümün hem de Ünye'deki altyapıyla ilgili sorunla dile getirilmesi noktasında bize fırsat verdiğiniz için ben teşekkür ederim. Evet. Ve sevgili izleyenlerimize de gerçekten büyük katkı gösterdiler bu akşam. Bizi yalnız bırakmadılar. Hepsine, evet. Öğrencilerime, velilerime, bütün dostlarımıza, arkadaşlarımıza ben çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Hocam, son hocam el ele olacağız, birlikte olacağız ve Ünye'den artık Ünye futbolunu geliştireceğiz. Yani bu böyle olacak. Bizleri, olması lazım. Tamam. Bizleri yorum atarak değerli vakitlerini ayıran tüm dostlarımıza teşekkür ediyoruz. Haftaya yeni bir yayında görüşmek üzere diyorum. Çok teşekkür ediyoruz. Burada son iki yorum daha var. Okumak istiyorum. Hocama ve sizlere selamlar. Hayırlı yayınlar demiş Sedat İlkan Yeşilyurt. Zafer'in de çok güzel bir yayında. Emeğinize sağlık demiş. Buradan rica bize ederim, sponsor olarak desteklerini veren Kadir Tam Türkiye'ye de çok teşekkür ediyoruz. Dozer Kadir. Hayırlı akşamlar diliyoruz herkese. Bir dahaki hafta buluşmak üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Sevgiyle, saygıyla kalın. Esen kalın.